Ben de atlamayayım. Tamam. 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 Evet. Değerli arkadaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Kasım ayı toplantısı 8. bileşimini açıyorum. Şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Başkanlık makamınca gündeme eklenen önergelerin görüşülmesini. Nilay Hanım, buyurun. Sayın Başkanım, gündem dağıtıldı. Madde başlıklarıyla okunarak oylansın. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. Değerli arkadaşlar, gündemler dağıtılmış olduğu için başlık numaraları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Birinci madde Hukuk, Çevre ve Bütçe Komisyonu. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. Değerli arkadaşlar, bir nolu önergenin Hukuk, Çevre ve Bütçe Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İki. Hukuk, Bütçe ve Şirketler Komisyonu. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. İkinci önergenin Hukuk, Bütçe ve Şirketler Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Üç. Üçten itibaren on dahil İmar Komisyonu. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. Üç nolu önergeden başlayarak 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu önergelerin İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Başkanlık makamınca gündeme eklenen komisyon raporlarının görüşülmesi. Buyursunlar. Sayın Başkanım, 1, 2, 3 ve 4. maddeler komisyonlardan geldiği şekilde oylansın. Hepsi oy birliği. Evet, Kemal Bey, Selahattin Bey. Selahattin Bey, komisyon raporları. Hakan Bey. Değerli arkadaşlar, 1, 2, 3 ve 4 nolu komisyon raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 5 ve 6. Sayın Başkanım, 5 ve 6 performans programı ve bütçe İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte görüşülsün, ayrı ayrı oylansın. Değerli arkadaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi performans programı ve 2021 mali yılı bütçesinin birlikte görüşülerek ayrı ayrı oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet. Onu önerecekler yani. Evet. Şunu önerecek. Evet, Mustafa Bey. Plan Bütçe Komisyon Başkanımız söz alacak efendim. Peki. Bülent Bey, buyursunlar. Hüsnü Bey, sizin bir önergeniz varmış galiba. Onun şimdi yapılması gerekiyormuş. Eğer... Evet. Sayın Başkanım, değerli meclisler, hepiniz sevgiyle selamlıyorum. Çok çabuk gelmişiz. Ben daha çok hızlı geçmişiz. Hatta arkadaşıma sordum hangi konuya geldik diye. Sayın Başkanım, çarşamba günü de biz önermiştik. Bugün de yine tekrar önermek istiyorum. Komisyon raporları tabii çok uzun. Bunları da başlıklar halinde, hatta arkasındaki rakamları dahi bile okumadan, bunlar Türkiye'nin bütün belediyelerinde bu şekilde olabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Onu da konu başlıklarıyla, rakamlarıyla oylatırsak çok daha iyi olur. Zaman kazanmış oluruz. Peki. Bu konuyu önermek istiyorum. Oylayarak hem peki, karar da almış olur. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Evet. Nilay Hanım. Uygun efendim. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. Değerli arkadaşlar, komisyon raporu da daha önce dağıtılmış olduğu için yine başlık numaraları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Buyurun Bülent Bey. Değerli Başkanım, değerli meclis üyelerim, değerli bürokratlarım, İzmir Büyükşehir Belediye'mizin performans program ve bütçe tasarısı hakkında sizleri bilgilendirmek için Plan Bütçe Komisyonu adına görev almış bulunmaktayım. Büyükşehir Belediyesi gelir kaynakları içerisinde en büyük pay, belediye sınırı içerisinde tahsil edilen vergi ve gelirlerin üzerinden hesaplanan %6'lık pay oranı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ilçe belediyelerine ayrılan payların %30'unu içermektedir. Nüfus ve yüz ölçümü dağıtım hesabında dikkate alınmaktadır. Bahsettiğim bu gelirler bütçe toplamlarında
maliye payı olarak gösterilir. İller Bankası payları da bu hesaba ilave edilir. İzmir Büyükşehir Belediye'miz Esot, İzmir ve 12 adet şirketi ile 30 ilçeye hizmet vermektedir. Sağlık alanında da Eşrefpaşa Hastanemiz. Şirketlerimiz İSFAŞ, Ege Şehir Planlama, İzdeniz, Metro, İzdoğa, Ünübel, İzelman, İzulaş, İzbeton, Grand Plaza, İzenerji ve Baysan Ayşe'den olup yaklaşık 28.600 kişi çalışanı ile ciddi bir istihdam sağlamaktadır. Bir mali döneme ilişkin olarak yapılması planlanan faaliyetler ve yatırımlar için harcama yetkilerine verilen limitleri belirlenen ve bu harcamalar için ayrılacak kaynaklar ve döneme ilişkin gelir tahminleri düzenlenen mali planın karşılığı bütçedir. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediye'miz stratejik planlamanın ardından 2021 yılı performans ve bütçe tasarısını hazırlamış bulunmakta olup performans programı 272, proje ve faaliyet 387 göstergeden oluşup bütçe tasarısı 17 madde içermektedir. Stratejik alanlara göre bütçe dağılımına baktığımızda altyapı 2.425.364.000 bütçenin %37.54'ünü, yaşam kalitesi 1.404.342 lirayla 21.74'ünü, ekonomi 372.190.000 TL ile 5.76'sını, demokrasi 957.508 lirayla 14.82'sini, doğa ve yaşayarak öğrenme 538.501.000 bütçenin 8.34'ünü, kültür sanat 392.511 Türk lirası ile %6.8'i ve toplam 6.460.679 Türk lirası tamamen yatırımlar olarak gözükmektedir. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esas ödeneklerde belirli amaçlar için tahsis edilmiştir. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediye'mizin teklif edilen gider bütçesi 9 milyar Türk lirası olup geçen yıla oranla 14.86 arttırılmıştır. Yine teklif edilen gelir bütçesi 7.320.000 milyar olup 13.21 geçmiş döneme göre artış göstermiştir. İç borçlanma 854.000, dış borçlanma 1.055.000, geri ödeme 760.000, net finans 1.149.000 lira ve likitteki banka hesaplarındaki 530.000 Türk lirayla 9 milyarlık bütçe denklik sağlamıştır. Gider bütçesi sınıflandırılarak fonksiyonel olarak ana hatları ile sizlere rakam vermek istiyorum. Ekonomik işler ve hizmetler 2.474.093.000 bütçenin %28'i. Genel kamu hizmetleri 3.359.519 bütçenin %37'si. İskan ve toplum refahı hizmetleri 772.678 Türk lirası bütçenin %9'u. Dinlenme kültürü ve din hizmetleri 709.282.000 lirayla bütçenin %8'i. Diğer hizmetler 1.684.428.000 Türk lirası olarak %18'e karşılık gelmektedir. Diğer hizmetleri açarsak eğitim 11.067.000, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 653.399, çevre koruma hizmetleri 433.395, sosyal güvenlik ve yardımlaşma 381.249, sağlık hizmetleri 204.718 lira olarak cetvellerde yer almıştır. Gider bütçesi harcamalarını cari harcamaları, yatırım harcamaları, transfer harcamaları ve yedek ödenek diye ana hatları ile detaylandırabiliriz. Bu detaylara baktığımızda yedek ödenek olarak 425.000 Türk lirasının ayrıldığını, 425.000.000 Türk lirasının ayrıldığını görmekteyiz. Bu da yasal sınırlar çerçevesinde uygulanmıştır. Herhangi bir sorun yoktur. Cari harcamalar, personel giderleri 600.691.000, SSK primleri 75.845.000, hizmet alımları personel 1437.448, mal ve malzeme alımları 463.634, faiz giderleri 420.280, cari harcamalar 107.837, bakım onarım giderleri 99.918. Yatırım harcamaları toplamı da 3.771.671.000 Türk lirasıdır. Transfer harcamalarına baktığımızda 620 milyar sermaye artırımı, 600 milyon Esot'a yaptığımız yardım, 90 milyon lira İller Bankası'na yatırılan ödenek, 150 milyon lira da belediyelere yardım gibi önemli kalemlerdendir. Kurumsal sınıflandırmada da
Fen İşleri Daire Başkanlığı 1.526.336.000, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 1.160.696.000, İşletme ve Destek Hizmetler 859.698.000, Raylı Sistem Daire Başkanlığı 766.973.000, Yapı İşleri 659.249.000, Strateji Geliştirme 469.298.000, Park ve Bahçeler 439.698.000, Atık Yönetim 312.330.000, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 310.885.000, Makine ve İkmal 289.902.000, Ulaşım Daire Başkanlığı 262.956.000, İtfaiye Daire Başkanlığı 237.287.000, Emlak Yönetim Daire Başkanlığı 234.694.000, Mezarlıklar 166.990.000, İklim Değişikliği ve Çevre 139.822.000, diğer kalemlerde 1.163.186.000 Türk Lirası olarak 9 milyar liralık gider bütçesinde yer almaktadır. Projelere ayrılan ödeklere de baktığımızda asfalt kaplama ve onarıma 900.000.000, Fahrettin Altay Narlıdere Metrosu 310.000.000, kamulaştırma 166.000.000, 3 yol 9 Eylül Tenastepe 135.000.000, Çiğli tramvay özür dilerim, alımı ve yapımı 123.000.000, opera binası 100.000.000, modern yenilikçi yeşil alanlar 95.500.000, süt kuzu projesi 89.000.000, kemeraltı alt ve üst yapı 70.000.000, konak ve çevresini yenileme 66.692.000 şeklinde gerçekleşmiştir. Gelir bütçesiyle ilgili ana detaylar hakkında da sizlere biraz bilgi vereyim. Maliye payı başında bahsetmiş olduğum rakam %6. Gerçekleşen bütçedeki yeri 5.478.000.000 lira. İller Bankası payı 798.000.000. Asfalt hasar bedeli 127.281.000. Evsel atık bedeli 75.000.000. İSU'ya bağlı katkı payları 180.000.000. Taşınmaz gelir 53.990.000. Kira gelirleri 52.995.000. Mal ve hizmet gelirleri 54.785.000. Diğer gelirler 500.949.000. Ve net finans borçlanması 1.149.000.000 TL ile artı banka mevcudu 9 milyar denklik sağlanmış duruma gelmiştir. Yasal dayanağı 2464, 5216, 80, 213, 2465, 5 ve 2380 sayılı kanunlardan alınmıştır. Gerçekçi bir bütçe haline getirilmiştir. 2019 yılı bütçe gerçekleşme oranlarının giderde %97,5, gelirde %96,62 olduğunu hatırlatarak 2020 yılı bütçesinin 9 aylık verilerine baktığımızda gelirin tahmin edilenin %2,99 gerisinde kalmasına rağmen %65,44 olarak giderin ise %61,29 olduğu görülmekte olup yılın sonuna doğru bütçenin 85 ile 90 arasında tutacağı öngörülmektedir. 2020 yılında Covid sürecinin etkilerine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye'miz tasarrufkar bir politika izlemiş ve bütçe tahminlerini çok az sapmalar ile tutturacağı az önceki rakamlardan da anlaşılmaktadır. Tamamıyla kriz yönetimi yürütmüştür. Ekonomik sıkıntılar içerisinde sanayici ve esnafın vergi ödemelerindeki aksaklıklar ya da buna bağlı gelir beyanı düşüklükleri %6 diye bahsettiğimiz maliye payında düşmelere sebep olmuştur. Bu pay şu an itibariyle Eylül sonu verilerine göre 12,4 artmasına rağmen geçen yıla oranla hala %8 gibi bir kayıp durumdadır. 30 Ekim'de yaşadığımız deprem sonucu İzmir Büyükşehir Belediye'mizin deprem yerine bütün ekibiyle birlikte TUŞ Başkanımızın liderliğinde itfaiye, AKS ekipleri ve birçok birim inanılmaz bir çaba göstermiştir. Bildiğiniz gibi İzmir Büyükşehir Belediye'miz Başkanımız Tunç Soyer tarafından meclise geçen hafta verilen bir soru önergesiyle ve bugün de bütçede oylayacağımız Plan Bütçe Komisyonu'ndan da oy birliğiyle geçen 200.000 Türk Liralık bir bütçe aktarması yapmıştır. Milyon. İsterseniz bu konu milyon. Hakkında da milyon. 200 milyon TL özür dilerim.
Ege Denizi Seferi Saraçıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilimizde meydana gelen hasar ve yıkımlardan dolayı birçok vatandaşımız maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkilenmiş olup depremin olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla belediyemiz 2021 mali yılı bütçe tasarısı gider bütçesinde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarının ödeneklerinin toplamında 200 milyon Türk lira azaltılarak Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na eklenmesi bizim de Plan Bütçe Komisyonumuzdan oy birliğiyle geçmiş. Bugün de bütçede düzeltme aktarma şeklinde oylayacağımızı da bilgisini vereyim. Borçlanma ve maliyetler hakkında sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Borçlanmaların finansmanı yani borçlanma oranı iç borç %20, dış borç %80 olarak gerçekleşmiştir. Neden dış borçlanma diye sorarsanız kamu bankaları uzun vadeli borçlanma vermiyorlar. 5 yıla kadar da olsa faiz oranları yüksek. Başka bir sebeple pek sıcak bakılmıyor. Hatta verilmek istenmiyor. Dış borçlanma uzun 12-14 yıl gibi faiz oranında oldukça düşük. Tercih edilmek zorunda kalınmıştır. 2020 yılı için iç borçlanma ortalama 4.37 yıl, ortalama vade 15.23. Dış borçlanmada ise bu ortalama vade 8.34 yıl, borçlanma faiz oranı 3.17. Fakat ülkemizde Türk lirasının değer kaybı özellikle son yıllar göz önüne alındığında kur farkı ağır bir yük getirmiştir. 28 Mart 2019 bugüne kadar 6.24 olan euro 9.46'ya gelmiştir. Bu değer kaybı belediyemizin borç yükünde 1,5 milyar Türk lirası kur farkı ortaya çıkarmaktadır. Bu da borcun büyüdüğünü gösterir. 31.12.20 tarihi itibariyle ana para ve faiz toplam borcumuz Esot, İSU ve şirketler dahil 7.88 milyar lira olup 2031 yılına kadar vadelidir. Narlıdere ve Buca metrosuna alınan kredilerle de bu borç yükü biraz daha yukarıya çıkmıştır ki Duş Başkanımızın yurt dışı seyahatlerinden ikisi Amerika ve İspanya'ya yapılmıştır. Bu Amerika ve İspanya'ya yapılan seyahatler bu finansman ihtiyacı ve konuşmaları içindir. Ve zaten bölüm bölümde bu kredilerden faydalanmaktayız. Toplam 2020 yılında 2 milyar 95 milyon 86 bin 671 Türk lirası borç ödenmiştir. Unutmayalım ki İzmir yıllardır merkezi idareye en çok vergi ödeyen büyük kentlerden biri olup aynı zamanda borç ödeme yüzdesi en iyi derecede olan bir kenttir. İzmir Büyükşehir Belediye'mize bağlı kuruluşlar ve ilçe belediyelerimizin bütçe gider ve ödeneklerine baktığımızda toplam gider ilçeler İSU, Esot ve Büyükşehir 19 milyar 832 milyon 330 bin liralık bir bütçe. Gelir tahminleri de 16 milyar 404 bin 975 Türk lirası olarak önümüze çıkmaktadır. Ekonomik sıkıntıların, durgunlukların, vergi tahsilat oranlarının düştükçe belediyelerin payları da düşmektedir. Belediye gelirlerin arttırmaları, belediyelerin gelirlerini arttırmaları ancak kanun ile mümkündür. Sözlerimi bitirmeden önce şu ilçe belediyeleriyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bindiği üzere Plan Bütçe Komisyonu'ndaki toplantılarda bütün komisyon arkadaşlarımızla birlikte ilçelerin sorunları ve bütçeleri hakkında konuştuk. Birçoğunun bütçesini az da olsa küçülttüğü, bir kısmının bütçesini yatay korumaya çalıştığı bir iki milyonluk artışlarla bazılarının ise %15'e kadar artışlar yaptığı gözlemlerimizin içerisindeydi. Ama bu arada yapılan hesaplarda birçok belediyemizin yatırıma ayrı bir hesabının olmadığı görüldü. Sorduklarımızda da İzmir Büyükşehir Belediye'miz tarafından sağ olsun karşılanacak dendi. Bu arada bir büyüğümün de sözünü hatırlatmak istiyorum sizlere. Daha doğrusu paylaşmak istiyorum. Komisyonda geçen yıl konuşurken ilçelerden gelen komisyonlardaki tekliflere baktığımızda ne yapacağız, nedir diye araştırırken abimiz dedi ki Büyükşehir Belediyesi baba, ilçeler evlat. Onlar isteyecekler, baba
bakacak duruma göre tabii ki elinden geleni yapacak. Evet, İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve baba Sayın Başkanımız Tunç Soyer. Ama unutulmamalı ki İzmir Türkiye'nin bir göz bebeği, Ege'nin inci kenti, o da Türkiye'nin bir evladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mizin bütçesinin Sayın Meclisimizle onaylanmasını, ben de sözlerimi bitirmeden önce performans ve bütçe için Sayın Başkanım evet oyu kullanacağımı, kabul oyu kullanacağımı ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey buyurun. Değerli arkadaşlar, pandemiyi tekrar hatırlatayım. Tırmanıyor, herkes farkında. Kapalı bir salondayız. Arada arkadaşlarım yine dezenfeksiyon yapacaklar. Ama buna rağmen mümkün olduğu kadar tekrardan kaçınarak, öz ifade etmeye çalışarak süreyi en verimli şekilde değerlendirmenizi hepinizden, bütün konuşmacı arkadaşlardan rica ediyorum. Evet. Ben buyursunuz. De Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, bu uyarıya riayet edeceğimi ve şeylerim, kartlarım fazla olabilir ama onları en rasyonel şekilde özetleyerek konuşacağımı söylemek isterim. Evet, bugün bu Kasım ayı maratonunun son gününe geldik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesini görüşeceğiz. Bütçeyi değerli Bütçe Plan Komisyonu Başkan arkadaşımız Bülent Bey arz ettiler meclisimize ve İzmir halkına. Şimdi onun üzerinde değerlendirmeler yapacağız ama takdir edersiniz ki bütçe konuşuyorsak, bütçe konuşacaksak aslında ülkeyi de bir anlamda konuşmak mecburiyetindeyiz. İşin doğası gereği, çünkü birbirinden bağımsız şeyler değil. Para konuşacağımız için işte biraz önce kur yükünden bahsetti arkadaşımız falan. Bunları konuşacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz. Yani buradaki gerek AK Partili arkadaşlarım, gerek Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım, MHP'li ve İYİ Partili arkadaşlarım. Yani biz aslında bu ülkede 2011 yılına kadar şöyle götürdük işi. Sıcak para, yüksek faizi, dövize dayalı büyüme stratejileri aslında yürüdü biraz. Şimdi elin parasıyla borçlanıp hızlı büyümenin, aslında fiktif bir büyüme tabii ki bu. Bunun böyle olduğunu tabii çok sonradan fark ettik. Dönünceye kadar, ama bu arada bu yükselen piyasa ekonomisi stratejisini izleyen o bazı ülkeler 2007-2008'de çoktan bu stratejiden vazgeçmişlerdi. Şimdi üretmeden tüketmek, yani ithalata bağımlı üretim yapan, kazanmadan da krediyle borçlanan bir tüketim modeli üzerinde ekonomimizi yürütmeye çalıştılar. Şimdi bir takım rakamlar var tabii ki. Yani mesela kişi başı milli gelir meselesi çok konuşulan bir şey. 2002'de 3600 dolardı. 2020'de IMF tahmini bu, 7700 dolara çıkıyor. Ama 2002'de biz dünyada 73. sıradaydık. 2019'da 75, 2020'de tahminci bir 78. sıraya falan bir gerilemiş olacağız. Şimdi esas itibariyle bu dövizi falan konuşuyoruz. Çok detayına girmeyeceğim ama şunu hepimiz biliyoruz ki biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimiz bu ülkenin saygın vatandaşları, çalışan insanları, namuslu insanları. Ama hepimizin ve ülke vatandaşlarının döviz cinsinden alım gücümüz ciddi anlamda azaldı. Rakam verecek olursam, yani 2002'den bugüne kadar %40 oranında bizim döviz cinsinden, söylemek gerekirse, gelirimiz azaldı, alım gücümüz azaldı. Bu hepimizin hayatına etkileyen bir şey. Sadece vatandaş olarak bizi etkilemiyor, kurumları da etkiliyor. Onları da etkilemesi normal. Tabii bizim ekonomimizin ciddi olarak uğraştığı, gelen bütün iktidarların, mevcut iktidarımızın da uğraştığı, dert edindiği önemli konularda ama çözemediği önemli konulardan bir tanesi işsizlik, istihdam. Değerli arkadaşlar,
2002 o krizinden sonra 9.8, sonra 2019'da 13.7, sonra bugün tahmini olarak ortaya konan bir 14.6 rakamı var. Bu hükümetin rakamı değil ama. Fakat istedik bir vaka, yani rakamlardan bağımsız kendi gerçeklerimizden konuşalım. Ya 150 binden fazla CV bizim Büyükşehir Belediyesi'mizin CV bankasında bekliyor. İşsizlik konuşacağımız zaman aslında şunu da söylemek mecburiyetindeyiz. Bizi yakıyor bu problem. Çünkü İstanbul'a bize geliyor. Her 4 gençten biri işsiz bu ülkede arkadaşlar. Bu için başka bir veriye gerek yok. Buyurun gelin. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine, hükümetin verilerine. Bunu görürsünüz zaten yani. Bir gerçek mi gerçek? Bununla uğraşıyor muyuz? Uğraşıyoruz. Uğraşacak mıyız? Uğraşacağız. Ama bunları söylemek mecburiyetindeyiz ki biz aynı ülkede yaşayan, aynı ülkenin önemli bir kamu kuruluşuyuz. Şimdi girdiler artıyor mu? Artıyor. Artmaya devam ediyor. Bakıyorsunuz üretici fiyatları üstünden baktığımızda elektrik yılda %32, doğalgazda %34.7. Bunları çoğaltabiliriz. Bunları çoğaltabiliriz. Enflasyonun görünen ve görünmeyen, gerçek ve gerçek olmayan rakamları zaten ilgili kişiler tarafından, uzmanlar tarafından tartışılıyor. Televizyonlarda, akademik makalelerde, her yerde bunları görebiliyoruz yani. Şimdi, peki dünyadaki piyasalar bir süredir ülkemize, ülke ekonomimize güven besliyorlar mı? Baktığımız zaman rakamlar, bunu nereden alacağız? Aldığımız borçlarla bunu şey yapabiliriz. Hayır, para, çok böyle para vermeye gönüllü değiller. Büyükşehir Belediye'mizi bir ayrı yere koyalım burada. Bize para vermeye çok gönüllüler de kredi notumuzu iyi. Ama ülkeye vermeye hevesli değiller. Peki, ne verelim diyorlar ama verince de kısa vadeli yüksek faizli şey verelim size, kredi. Yani nereye geldik arkadaşlar? 18 yıl önceye geldik. 18 yıl önce öyle değil miydi yani? Yüksek faizle al, fiktif büyüme yap, parayı kullan. 18 yıl önce yine geldi. 2020 yılında kamunun döviz borcu bir anlamda hani patlama yapmıştır değerli arkadaşlar. 2020 yılında kamu döviz borcunda patlama yapacak kadar bir rakamlara ulaşmıştır. Fakat burada kur riski tabii ki var, bu tehlikeli bir şey ama Büyükşehir'de biz de diyoruz ya ülkeyle Büyükşehir'e sonuçta döviz cinsinden borçlanıyoruz. Birçok yerde, birçok yatırımımızda onları arkadaşlarımız dile getirirler. Onları da konuşabiliriz yani. Bu da normal. Dediğim gibi ekonominin koşulları, şartlar bize neyi emrediyorsa, nereye gitmemiz gerekiyorsa ama biz kendi duruşumuzu da buraya katarak, buradan yürüyerek bir işler yapmaya çalışıyoruz. Ülke ekonomisinin yönetimiyle bazen çoğunlukla bu konularda farklı bir politika izlemeye çalışıyoruz. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da yapıyoruz yani. Şimdi kredibilite meselesi var. Girilir bakılabilir. Allah'a şükür İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredibilitesi yüksek değerli arkadaşlar. Biz henüz hala istediğimiz seviyede ve vadede borç bulabiliyoruz ve alabiliyoruz. Şimdi biraz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na da geleceğim. Yani çünkü neden geleceğiz? Geçen bunu dile getirdik ama dostlar arkadaşlarımız yani ya yönetici her zaman değişir dedi. Her zaman doğru ama şimdi Merkez Mustafa Bankası. Bey, tercih sizin ama 8 dakika belediyeye gelemedik daha. Geliyoruz başkanım. Geliyoruz. Belediyeye geliyoruz. Geleceğiz. Çünkü bunu anlatmadan belediyeyi de anlamak mümkün olmayacak. Şimdi değerli arkadaşlar, burada tabii insicamım bozuldu. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Evet. O zaman sırayla biraz hızlı olarak geçeyim. Değerli
bu şeyi anlatıyorduk. Onu bir cümle etmeden geçmeyeyim madem. Yani bir Merkez Bankası Başkanı ve şey değişiyorsa ülkede bu önemli bir şey. Bu mezarlıklar daire başkanının değişmesine benzemez. O hale getirdiler. O raddeye indirdiler ama değil. Eğer Buğra Gökçe'yi değiştiriyorsak haklısınız. Buğra Gökçe'yi alacak başka birini getiriyorsanız dertinizsiniz. Kardeşim siz de bunu yaptınız. Buğra Gökçe burada taş gibi duruyor yani. Durmaya da devam etsin. Allah razı olsun yani. Şimdi evet. Fakirleşmeden söz etmeyeceğim artık. Yani onları şöyle geçelim. Ama şunu bir şu nokta önemli arkadaşlar. Bakın. Bizi eleştiriyorsunuz. Ya İstanbul'da bir tane arsa vardı. O arsayı sattık diye ne fotoğrafı çekilmedi. Her şey yapıldı. Her şey getirildi. Doğrudur. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bütün bu müktesebat içinde borsa özelleştirme dedi, satıyorsunuz. Borsa, AVM'ler, limanlar, arsalar, tarım arazileri, fabrikalar karşı çıktığımızdan demiyorum. Bazılarına karşı çıktık, bazılarını destekledik. Özelleştirmeye Cumhuriyet Halk Partisi küllüm karşı çıkan bir parti değil. Ama bunu ne için yapıyorsunuz? Kaynak yaratmak için yapıyorsunuz. E o zaman bizim sattığımız bir tane arsanın ya da başka bir yaptığımız bir tasarrufun eleştirisiyle bu tenakuz teşkil ediyor. Ben de o zaman derim ki bu ne Peris, bu ne lahana turşusu arkadaşlar. Şimdi burada tasarruflarla yatırımların dengeli gitmesi lazım değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Size bir cümle, bir paragraf okuyacağım. Bir de soru soracağım. Bir paragraf okuyacağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Bilene de ödül vereceğiz. Pandemi sürecinin 2020 üzerindeki baskısını elbette kabul ediyoruz. Aynı 6 aylık dönem içerisinde Konya Büyükşehir'in yatırımları %34, Manisa'da %32, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 42. 3 ayrı partinin yönettiği 3 ayrı şehirden örnek verdim sizlere. Buralarda pandemi yok muydu? Demek ki yatırım yapmak isteyen için, çalışmak isteyen için, iş yapan için kadrosu hazır. İşte başkanıyla, bürokratlarıyla kadrosu hazır. Nitelikli kadrolarla çalışan yatırıma engel değildi pandemi süreci diyor. Kim diyor arkadaşlar? Kim diyor biliyor musunuz? Söyleyeyim o zaman. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 9. bileşiminde bütçe adına söz alan MHP Grup Başkan Vekili Murat Bey bunları söylüyor değerli arkadaşlar. O zaman ben de Selahattin Başkanımızdan, Grup Başkan Vekilimizden o zaman o desteği bekliyorum yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li Grup Başkan Vekili bizim hakkımızı teslim ediyor arkadaşlar. Girin internette bakın kayıtlara, bütün o video kayıtlarını görebilirsiniz. Bu çok önemli. Muhalefet takdir ediyor bizi. Nerede? Ankara'da örnek vererek. Bunu sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Şimdi 2021 yılında hep yatırım diyoruz ya, yatırımlarımızı kentsel altyapı yapıyoruz değerli arkadaşlar. Net, açık, kentsel altyapı yapıyoruz. 30 ilçede sürdürdüğümüz yatırımlarda pandemiye rağmen ilk 9 ayda 710 bin ton asfalt uygulaması, 891 bin metrekare parke uygulaması, 821 bin metrekare kireç stabilizasyon ve 1 milyon 850 bin metrekare arazi yolu kaplaması uyguladık. Bunları yaptık. Önümüzdeki yıl 1,5 milyon ton asfalt uygulaması, 2 milyon ton da arazi yolu kaplaması için planlarımızı yaptık değerli arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Üreticiye daha fazla arazi yolu, daha az toz köylümüze, üreticiye daha yüksek ürün fiyatı, kentliye daha fazla konfor, daha kısa sürede yolculuk demek değerli arkadaşlar. Şimdi Buca Tüneli
Viyadük ihaleleri Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası yüklü neç talebiyle tasfiye edilmişti biliyorsunuz. Şimdi yeniden viyadük ikmal ihalesini yaptık. O ihaleyi yaptık. Ve iş başladı. Tünel için ikmal ihalesi çalışmalarını da sürdürüyoruz. Yeni yılda da bu işler başlıyor arkadaşlar. 2021 yılında özellikle alt ve üst geçitler için ciddi bir bütçe harcaması planlandı. İhtiyaç mı? İhtiyaç. Bu konuda muhalefetteki arkadaşlarımız da bizden talepte bulunuyorlar mı? Bulunuyorlar. Biz de bunları yapıyoruz. Karayolu alt ve üst geçitleri için 145 milyon. Yaya alt ve üst geçitleri için 21-31 milyon bütçe ayrıldı değerli arkadaşlar. Bu bütçe 2020 yılına kıyasla 3 katına yükseltildi. Karşıyaka İskele karşısı orayı biliyoruz. Orası yayalaştırılmış hale getirilecek. Başlıyor. Yaşayanlar Kavşağı Karabağlar Gazimir üzerinde. Mürselpaşa Caddesi gıda çarşısı bağlantısı. Hakan kardeşim burada, o iyi bilir. O meseleleri kendisiyle ilgilendiği için söylüyorum. Bunları bitiriyoruz arkadaşlar. İhtiyaç. Yapacağız. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı karbon salınımı 2030 yılına kadar %40 azaltılacak arkadaşlar. Temiz enerji, her şey temiz enerji üzerine yüklenerek enerji kaynaklarımızı da hem temiz enerji üretip hem de tasarruf yapıp enerji ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Bu yıl Aliağa itfaiyesi değerli arkadaşlar, Aliağalı arkadaşlarım dinlesinler. Bergama mezbahası, Uzundere spor salonu ve Çiğli aile danışma merkezine yaptığımız güneş enerjisi santralleri çatılara ve birlikte santrallerimizin toplam kapasitesi 2,5 milyon kilowatt saate ulaştı. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 2,5 milyon kilowatt saat ne demek? İzmir'de 1600 hanenin elektriğini biz böyle karşılıyoruz demektir arkadaşlar. Bu çok önemli. Planlanan yeni santrallerle burada kalmıyoruz, devam ediyoruz GES'lere. Çaybaşı ve Çeşme itfaiyeleri, konak tünelleri, o konak tünellerinin üzerine de bunu yapacağız. Aşık Veysel Olimpik Yüzme Havuzu, kapasitemizi 350 bin kilowatt saate çıkaracağız değerli arkadaşlar. Bu önemli. Esot Gediz Atölyesi'ndeki santrale ek olarak 2024 yılına kadar da 3 yeni GES inşaatı yapılacak. Bu da programımızda var. Gelelim Armandalı'ya. Armandalı bizim eleştiri yönetilen tesislerimizden bir tanesi. Ama Armandalı'yı bilmek zorundayız. Bir gün inşallah şu işler şu biraz şey yapar da hep beraber şu Armandalı'ya gideriz. Bir yerinde ilgili arkadaşlar bize Armandalı'yı anlatırlar. Şimdi bu tesis yaptığı ekonomik girdilerin yanında aynı zamanda atmosfere karışan metan gazını bertaraf etmek için çok önemli bir işleve sahip. Bunu da bilelim. Açılışında kapasitesi 15 milyon watt kapasite, 2020 yılında 25 milyon watt'a yükseltti. 60 dönüm alanda bitkilendirme çalışmaları tamamlandı. Bergama geliyor sırada. Bergama geliyor. Yapılamazdan Bergama geliyor. 3 milyon megawattlık. Şimdi 31 Ekim'de kaç gün geçmiş üzerinden enerji üretmeye başladı. Peki çok yakında neresi var? Kesinlikle hatırlayın o görüşmeleri, yapamayacaksınız dedikleri Ödemiş. Hep beraber açacağız. Açılışlar yasak ama yani pandemi koşullarına uygun olarak hep beraber yaparız. Peki bu tesislerden bizim bütçemizden para çıktı mı? Hayır, aşağı yukarı 600 milyona yakın bir yatırımdan bahsediyoruz bu saydıklarımdan. Belediye bütçesinden bir kuruş para çıktı mı? Yok. Belediye bütçesine ne giriyor arkadaşlar? Para giriyor. Yani sadece Armandalı'dan 3 ayda bir 20 milyon TL yanılmıyorsam bir para belediyenin kasasına giriyor. Allah bereket versin. Güzel. Bir de ne var? Açılışında ben de hazır bulmuştum. Tıbbiyatik bertaraf tesisimiz var değerli arkadaşlar. Oraya para verdik mi? Hayır. Peki pandemi döneminde tıbbi atıkların, işte şu maskelerin, diğerlerinin sterilizasyonu ve onların normal bir atığa dönüştürülmesi önemli miydi? Pandemi bunu bizim gözümüzün içine soktu. Önemliydi.
Bu tesis bunu yapıyor. İnşallah oraya da gider görürüz. Etürleri görmenizi isterim. O sterilizasyon büyük cihazları, makineleri. Peki o tesis ne yapıyor arkadaşlar? 3 ayda 1,5 milyon lira da belediyemizin kasasına para koyuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi İzmir Yeşilalt Yapı Stratejisi'nin öncelikli eylem planı içinde yer alan bu Melez Çayı ve çevresi kentin ekolojik omurgası haline getirecek proje yürüyor. Tamamladık onun yarışmayı biliyorsunuz. Bir yarışma yaptık. Oradan çok güzel projeler çıktı. Uygulama projelerine geçilecek. Önümüzdeki yıl etap uygulamaya başlayabilir Melez Çayı'nın. Melez Çayı'nın İzmir'in çevresini şeyini değiştirecek bir proje göreceksiniz. Şimdi peki ulaşımda özellikle deniz ulaşımında nasıl bir şey yapıyoruz? İşte hepinizin bildiği gibi Fethi Sekin gemimiz gelmişti, arabalı vapur. Çünkü arabalı vapur sayımızı sefer sıklığını arttırarak vatandaşın beklemeden üç kuyulardan Bostanlı'ya, Bostanlı'dan üç kuyulara geçmesini istiyoruz. Urgumcu feribotu geldi mi? Geldi. 15 gün sonra sürecini tamamlayıp hizmete girecek mi? Girecek. Hayırlı olsun diyelim onun içinde. Karbon salınımı azaltmak, çevreci bir yaşanabilir bir kent olmanın önemli özelliklerinden biri de karbon salınımı azaltmak. Yani bu da neyle olur? Lastik tekerlekten raylı sisteme doğru bir perspektif olur. Evet, biz şu anda halkımızın önemli bir kısmını hala lastik tekerlekli araçlara taşıyor muyuz? Taşıyoruz. Ama ulaşmak istediğimiz standart gerçekten daha çevreci, daha halkın, vatandaşın konforla ve hızla hareket edici raylı sistemlerdir. Metrodur, izbandır, tramvaylardır. Peki biz eğer tekerlekli araçlardan raylı sistemlere doğru gittiğimizde hem kalitede hem de tasarrufta ve paranın doğru kullanılmasında iyi iş yapmış olacak mıyız? Böyle bir stratejik plan koyacak mıyız? Koymuş muyuz? Koymuşuz. Ulaşım master planında bunlar var mı? Var. Bakın görürsünüz. Hedef bu. Ne yapacak? Esot 600 milyon lira sponsor alıyor mu Büyükşehir'den? Eğer siz bunu Esot'un araç yakıt kullanımını azaltırsanız ki tekerlekli ulaşımı yerine demir yollarını, raylı sistemleri geliştirirseniz evet başlangıç maliyeti yüksek olabilir ama sonuçta kişi başına işte hep tartışıyoruz 3.40 mı olsun 0.50 mi olsun onları tartıştık oraları konuştuk geçelim oralar ama 0.86 ya birim maliyeti şeydi bu önemli şimdi hani hep büyük işler böyle çiçek böcek işleriyle uğraşmayın büyük işler istiyoruz Naldere metrosu başladığımızda %12 seviyesindeydi bugün kaç seviyesinde arkadaşlar %66 seviyesinde 125 milyon euro finansman kaynağı bularak bu projemizi yürütüyoruz. 2021 yılında %19'unu daha ilave edeceğiz. İnşallah hep beraber 2022 yılında bu meclisteki arkadaşlarımızla beraber bineceğiz Narlıdere'den Evkoyuç'a kadar gideceğiz arkadaşlar şehrin altından. Bunu da söyleyelim. Ali Ağa ilçesinde İzban istasyonundan şehir merkezine yüksek hızda lastik tekerlekli tramvayla bir taşımacık sistemi de planlanmakta. Çünkü orada hani bir anlamda şatıl olması açısından istasyondan şehre kadar bir gidişte bir takım şeyler vardı. Bunu bir anlamda kordonda uyguladığımız nostaljik tramvay örneği ama daha hızlısı. Daha hızlısı. Çünkü bir yolcu taşıyacak. Orada nostaljik ziyaret yapmayacak yani. Şimdi burada İzban'ın Bergama'ya uzatılmasıyla ilişkin çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın hem kamulaştırma hem de hat yapım faaliyetlerini tamamlayamaması. Bakın yani kamulaştırmayı kim yapacak? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yapacak kardeşim. Hat yapımını kim yapacak? Onlar yapacak. Biz ne yapacağız? İstasyonları yapacağız, sinyal yapacağız, yürüyecek. Onlar olmadığı için yürümedi kaldı. Yine hükümetimiz 2011'den beri yatırım programında olan 2011'de yatırım programında var arkadaşlar bakabilirsiniz. Ancak yeterli bütçe ayırmadığı için otogar halkapınar metro hattı içinde bekleyişimiz sürüyor. Diyoruz ki şurada Şükrü'den ben bir kere de söyleyeyim.
Evet biz nal demetrosunu kendi kaynaklarımız yapıyoruz. Bucayı da o kaynaklarla yapacağız. Zaten şimdiye kadar yaptığımız öyle yapacağız. Ama hükümetimizin de bir elinden tutup şu Halkapınar otogar metrosunu yapmasını ben bir İzmirli olarak ve bir meclis üyesi olarak bekliyorum. Bekliyorum. Rakam söyleyip geçeceğim hemen. 2021 yılında raylı sistem yatırımlarımıza toplam 750 milyon TL bütçe ayırdık. Bakabilirsiniz orada duruyor onlarda. Şimdi İzmir Otogarı orada duruyor. İzmir'e yakışır, çağdaş, daha rahat kullanılacak ve hizmeti kalitesini arttıracak bir otogar projesi yarışması açtık. Yarışma projesiyle bir proje ortaya çıktı. Şimdi onun uygulama projeleri ve ihalesine çıkılacak. Bu bize o otogarın yerine yepyeni İzmir'e çağdaş İzmirlilerin kullanımına layık bir otogar yaratacağız. Onu da doğa dostu bir modern bir ana transfer merkezine dönüşmüş olacak o otogar. Önemli. Onu söylemek durumundayım. Ali Ağa tam otomatik katlı otopark ve Yeşilyurt Kültür Merkezi otopark çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz değerli arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Adliye. Adliyedeki otoparkı kastediyorsunuz. Evet, adliyedeki. Evet. Adliye. Adliye tam otopark. Özür dilerim. Adliye. İzmir'i daha yeşil bir şehir yapmak için çalışmalarımız sürüyor değerli arkadaşlar. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için yeni rekreasyon alanları, parklar, kent ormanlarını oluşturuyoruz. Gelecek yıl temalı parklar için 125 milyon TL rekor bir bütçe ayırdık. Bunu görebilirsiniz bütçemizde. Peyzaj çalışmanız için de yerel kooperatiflerden biliyorsunuz bunu zaten desteklediğimizi, çiçek üreticilerini desteklemeye devam edip çiçek alacağız. Şimdi Menemen İstiklal Mahallesi ile Çiğli Esentepe Mahallesi'ne yaptığımız iki park ve burada yaşayan halkın yaşam kalitesini arttıracak kadar güzellikte iki park gidip görmenizi isterim. Bu parklar ay sonunda hizmete girecek. Açılışlarını belki hakikaten yapamayacağız. Bu pandemimizi birçok şeyi kısıtlıyor. Keza Boca, Borna ve Konak ilçelerinin kesme noktasında yer alan 180 bin metrekare büyüklüğünde Behçetuz rekreasyon alanını baştan aşağı yenileyip stadyum ile birlikte, içinde bir de stadyum var, küçük seyirci kapasitesi ama stadyum var. 2021 yılında onu da hizmete alacağız. Buca Portakal Vadisi'ni, İzmir'in doğal varlıklarını korumak için de çalışıyoruz. İşte Gediz Deltası, UNESCO Dünya Tarihi Doğa Mirası'na katılması için başvuruda bulunduk. Bunu da söylemiş olayım. Hep konuşulur opera binası. %32'yi almadık değerli arkadaşlar. Ne aldı orada diye soruyorlar. Bazen basında da görüyoruz. %32'si tamamlanmış duruyor orada arkadaşlar. Şimdi bu pandemide İzmir halkı Türkiye'deki diğer illerimizdeki vatandaşlarımız kadar etkilendi. Geçen yıl aldığımız toplum sağlığı faaliyetlerinin faydasını, önlemleri kurduk o daire başkanlığını. Bu dönemde daha iyi anladık. Bir bilim kurulu oluşturduk ve kriz belediyeciliği uygulamasına geçtik. Yani maskematikleri dolayısıyla maskeler dağıttık. 7 milyon maske dağıttık. Bunları yapmak durumundayız zaten. Bunları yaptığımız için biz bir yandan övünüyoruz ama bunu yapmanın doğru ve doğal olduğunu da söylemeye çalışıyoruz. Dirençli kent kavramını burada çıktı ve dirençli kentin manifestosunu ve onun genelgesini, kitabını yazdık Büyükşehir Belediye Başkanlığımız için de arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Yani uluslararası basın kuruluşlarında ve akademik dergilerde bunun yayını çıktı. Burada Burak Gökçe'ye teşekkür ediyorum. Burak Gökçe bir genel sekreterimiz ama aynı zamanda bir akademisyen kimliği de var. Doktor Burak Gökçe. Tuğla gibi kitap yazmış adam. Öyle ama ne yapayım yani. Şimdi bir akademisyen arkadaşımız ile beraber bunu yazdı. Uluslararası bir yayın olarak çıktı. Sayteşir'in dese geçti değerli arkadaşlar. Önemli. İzmir dünyaya
örnek oluyor. Yaptıklarını akademik bir çalışma olarak Büyükşehir Belediyesi'nin içinden bir bürokratın imzası var bunda. Ne mutlu bize. Şimdi daha çok sporla ilgili işlerimiz var. Onları da arkadaşlarımız belki anlatırlar, detaya girmeyeyim. Ama başkanımızın önemli birkaç tane işi var. Burada Buca ve Konak Belediye Başkanlarımız da bu konuda çok kendileriyle beraber çalıştılar. Bu seyyar makam meselesini biliyorsunuz. Vatandaşın ayağına gidip vatandaşın ayağında şey dinlemek ama onu bir tık ileriye taşıdık. Ne oldu? Acil çözüm ekipleri arkadaşlar. Acil çözüm ekipleri. Yani yerinde gidiyorsun. Vatandaş diyor ki ya işte şurada şöyle bir şey var, çukur var. Şöyle olacak. Şurada şu var. O alınıyor. Eğer ilçe belediyesinin yapabileceğimizse ilçe belediyesi üstleniyor. Değilse büyükşehir ekipleri bir hafta içinde onu hallediyorlar ve gidildiğinde tekrar bakıyorsunuz ki yapılmış, vatandaş da Allah razı olsun diyor. Hizmet mi? Hizmet değerli arkadaşlar. Tabii İzmir aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da çok ileri adımlar atan bir şehir. Dikkat ederseniz geçenlerde bir araştırma sonuçları yayınlandı. Bir anket sonuçları herhalde Türkiye ölçekli. Bu konuda en ileri kent Cemil Başkan buradaysa Karşıyaka, sonra diğer bütün ilçelerimiz sırayla geldi yani. Hepsi gayet kuvvetliydiler yani, onu söyleyeyim. Büyükşehir Belediye'miz olarak da hakikaten biz kadın istihdamını önemsiyoruz. Çünkü bunun aynı zamanda bu kadın erkek eşitliği ve cinsiyet eşitliğine ciddi anlamda katkı koyan bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Kadın şoför sayımızı da arttıracağız. Kadınların diğer alanlarda işte ekskavatör kullanan kadından dozer operatörüne kadar her yerde kadının adını yaşatmak ve orada onların istihdamını sağlamak. Sıra bir 30 dakika. Evet, hemen tamamlıyorum. Masal evleri belki ama önemli bir şey. Şimdi Toros, Kadifekale, Bayraklı, Selçuk, Mordoğan masal evlerini açtık. Önümüzdeki günlerde masal evlerini açmaya devam edeceğiz. Hazır olan yürüyen projelerimiz var. Onlara devam edeceğiz. Masal evleri önemli çünkü. Orada hem çocuğun hem kadının sosyalleşmesi ve ekonomik hayata dahil olması açısından önemli işler yapılıyor. Evet, Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye çaba sarf ediyoruz. Bu çok önemli. Çünkü Akdeniz'e kıyısı olan şehirlerde hem ekonomik hem kültürel faaliyetleri değerlendirmek istiyoruz. İşte Akdeniz'e kıyısı olan 5 devletin 5 dillerini kurs açarak o dillerin yaygınlaşmasını isteyerek şu anda onlar çağırıyor. Çaba çok fazla, talep çok fazla. Hemen doldu sınıflar. Bu önemli bir şey. İşte Akdenizlik o kavramı kullanıyoruz ya. İzmir burada liderliğini yapıyor. Tabii burada 2021 yılında Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Terra Madre şehrimize getirilmesini sağladı başkanımız ve ilgili arkadaşlar. Daha bunlar gibi daha birçok uluslararası işte de ciddi olarak faaliyet sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, halkın bakkalı ve üretici pazarları desteklemeye devam edeceğiz. Bunlar yürüyor. Halkın bakkalında mevcutların üzerine eğer ihtiyaç olursa yine mi sanal değil diğerlerine yapacağım ama esas itibariyle başkanımızın da söz ettiği gibi bunu aslında bir ağ, bir network, bir sanal alışveriş merkezi haline dönüştürürsek muhteşem bir iş olacak. Bu konuda çalışılıyor. Perspektif bu konuya doğru devam ettiriyoruz. Tarımda desteklerimiz, küçükbaş hayvan manda, İzmir mozarellesi sizlere daha hani zaman el verse bir sürü şey sayacağım ama bence burada bunları örnekleri arttırmayı isterim ama zamanı da etkili kullanmak adına çünkü başkanım da oradan bana sürekli ben buradan böyle görüyorum hafif hafif yani şey olmasın istiyorum. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili de birkaç şey söyleyip aslında burada bu konuda söz alacak olan arkadaşlarım var. Onlara şey olmadan konuya girip bir müdahaleyi yani Türkiye'de bakanlığımızın da aslında bizi takdir edip kabul ettiği bir müdahaleyi yaptıklarımızı aldığını söylemeye çalışacağım. Bir,
Yerindelik prensibi. Bir yerindelik prensibi. Yani bu çok önemli. Kentsel dönüşümde bunu sağlama. İki çok önemli bir şey. Bakanlığımız da bunu kabul etti. Kamu olmadan kentsel dönüşüm olmaz değerli arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi baştan beri bu anlayışla yürüdü. Baştan beri. Bir, vatandaşı yerinde tutacağız, mağdur etmeyeceğiz. İki, kamu bu işin içinde olacak. Şimdi bakanlığımız da aynı noktaya geldi ve ne yaptı Fikirtepe'de bakanlığımız? Ne yaptı arkadaşlar? Müteahhitlere dedi ki bir ay süren var, yoksa ben geleni yapacağım kardeşim. Budur, kamu budur. Kamu bunu yapacak. Biz kamucuyuz. Çok açık. Burada Ege Mahallesi'nde müteahhit bulamıyorduk. Ama kendi şirketimiz İzbeton'la yaptığımız müdahaleler payesini aldık. O müdahaleler sayesinde bugün Ege Mahallesi ihalesi bitti ve İzbeton'un biz meclisimizin de kararıyla bu tür yerlerde, yani girişimlerde bu 5298 konutun yapılması konusunda kentsel dönüşümde 1100 konut için meclisimizden bu şeyi almıştık, biliyorsunuz oy birliğiyle alınan bir karar sonucu, protokolü de verdik. İzbeton işin içine girince maç değişti arkadaşlar. Bu da önemli. Kamu. İzbeton da kamu sonuçta. Evet, bir şirket ama bizim şirketimiz. Başkanımın anlatır, hiç oraya girmeyeceğim. İstanbul'dan zaten geldiği için o ortak akıl buluşmalarını hiç ona şey yapmayacağım arkadaşlar. Kemeraltı'nı hep beraber gezeceğiz, göreceğiz. Değişen yerlerini göreceğiz. Meraklısı, hatta gidelim beraber gezelim. Orada girişten ta Havra Sokağı'ndan çıkışa, iki çeşmelik yokuşuna vardığımız noktaya kadar inanılmaz bir değişim ve bunun için para harcıyoruz. Niye? Yapacağız. Çünkü sadece binayı dönüştürmek değil ki. Kemeraltı'na hak ettiği ticari değeri tekrar geri vermek. Orada bir büyük bir ticari faaliyetlerin tekrar başlamasını sağlamak. Eskiden çocukluğumuzda gittiğimiz Kemeraltılar gibi. Rakamı söyleyeyim. 137 milyon lira bir rekor bütçe ayırıyoruz arkadaşlar. Kültür sanat faaliyetlerini değerli arkadaşlarımız dile getirirler ama kültür sanatta şöyle bir sıkıntımız var. Pandemi dolayısıyla zaten çok fazla kültür sanat faaliyeti yapamıyoruz. İstesek de onları söylemiş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar. 9 milyar lira EDEP bütçeyle bu yıl biz İzmir halkına hizmet edeceğiz diyoruz. Ve bunun %42'sini de bu yıl tekrar yatırımlara düşmesini beklerken tekrar yatırımlara ayırdığımızı belirtmek istiyorum. Seneye bütçe görüşmelerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili, MHP Grup Başkan Vekili arkadaşımızın özellikle bizi tekrar tebrik edeceğini ve örnek göstereceğine eminim. Şimdi son noktayı da söylüyorum ve sözlerimi tamamlayacağım. Ekim ayında Metro AŞ tarafından yapılan 42 araçlık tramvay araç alım ihalesi vardı, biliyorsunuz arkadaşlar. İhale dokumunu alan firmalar teşekkür mektubu sundu. Teklif vermeme ana gerekçelerinde ne söylediler biliyor musunuz arkadaşlar? İhaleyi TL değil Euro ile yapsaydınız teklif verirdik diyorlar. TL'nin sürekli değer düştüğü bir ortamda parçaların büyük bir bölümünü yabancı ülkelerden gelecek tramvay araçlarının maliyetini kontrol edilmemiz ve fiyat teklifi sunabilmemiz imkansız dediler bu firmalar ihaleye gelecek olan. Yani TL ile ihaleyi önemsemediler. 2020'de bu ihaleyi yenileyeceğiz ve maalesef FİDİK kurallarına göre yaparak fiyat farkını yabancı para cinsinden tanımlayacağız. Bu da önemli. İşte kimse dolarla, euroyla hiçbir işimiz yok demesin. Var. Bütçe yapılırken de bu koşullarda yapılıyor. Ve biz de bu koşulları kabul ederek ama kendi gerçeklerimizde ve kendi önceliklerimizde bir bütçe yapıyoruz. Bu bütçenin hazırlanmasında başta başkanımız, belediyemizin değerli bürokratları, belediye çalışanları, değerli arkadaşlarımıza şükran ve minnetlerimi soruyorum. Sağ olsunlar. Gerçekten İzmir'in
hak ettiği hizmeti alabilecek bir bütçe yapıp personelimizle o hizmetleri üretebilecek bir bütçe ve performans programı hazırlamışlar. Sağ olsunlar. Başkanımızın ortaya koyduğu perspektif, bizim Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu stratejik plan hedefleriyle uyumlu stratejik planımızın yansımasıdır bu performans programı ve bütçe, değerli arkadaşlar. Bu da çok önemlidir. Onun için tabii ki bu bütçeyi değerlendiren Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimizin başta başkan olmak üzere tüm üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına bu bütçenin İzmir'e hayırlı uğurlu olmasını istiyorum ve bütçeye evet oyu vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Başkanım sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Özgür Bey buyursunlar. Sayın Başkan, çok kıymetli meclis üyeleri, belediyemizin kıymetli bürokrat ve çalışanları, basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum. Tabii Mustafa Bey çok uzun dakikalar İzmir'e gelemedi. Ben önden bir küçük teşekkürümü yapıp hemen İzmir'e gelmek istiyorum. Mustafa Bey'in de İzmir'e gelemeyişi nedeniyle Sayın Başkan'ın kendisini uyarmasından da mutluluk duyduk, memnuniyet duyduk. Çünkü biz İzmir'i konuşuyoruz. Ve İzmir'i konuşmaya her zaman devam edeceğiz. Şimdi teşekkür demiştim, evet. Biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır devam eden, ülkemizde ve şehrimizde de ciddi etkilerini gördüğümüz COVID-19 salgın dönemi ve maalesef yine hepimizi çok fazla derinden üzen 30 Ekim'deki deprem hadisesi ve bu olaylar neticesinde bütün kamu kurumlarının, devletin kısacası hem deprem bölgesinde hem salgın esnasında şehrimizdeki hemşerilerimize vermiş olduğu destekleri gördük. Ve bunun yanında bir İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şunu söylemek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanları, başta Sayın Genel Sekreterimiz olmak üzere, tüm bürokratlarımız, tüm memurlarımız, tüm işçilerimiz, özellikle deprem anında ve deprem sonrasındaki üstün çabalarından dolayı da grubum adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar, evet biz İzmir'i konuşacağız. İzmir'in sorunlarını konuşacağız. Bugün de İzmir'in 2021 yılı performans programını, 2021 yılı bütçe taslağını konuşacağız. Aslında bunu konuşurken İSTU'da da dile getirdiğimiz gibi sadece önümüzdeki yıl yapılacakları konuşmakla yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda geçmişte neler yapıldı, bunlara da bakmak gerekir diye düşünüyorum. Mesela bunu neden söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Çünkü geçmişte yapılanların bize vereceği bir takım veriler var, bir takım ışıklar var. Gelecekte bizi neler bekliyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Sayın Başkan Tunç Soyer, göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 600 gün geçti. 31 Mart seçimleri yapıldı ve Nisan ayının hemen başında mazbatasını alarak göreve başladı. Ve bunun üzerinden tam 600 gün geçti. Ve yakın bir zamanda da, hatırlarsanız yakın bir zamanda da yine Sayın Başkan'ın bu süreç içerisinde yaptıklarını anlattığı bir 550 günlük sunumunu izledik. Biz belki canlı izleme fırsatı bulamadık ama sonrasında değişik kanallardan, yani sosyal medya ve benzeri kanallardan defalarca izleme ihtiyacı duyduk. Açık söylemek gerekirse hem ben hem grubumdaki meclis üyesi arkadaşlarımız bu 550 günde acaba bizim gözümüzden bir şey mi kaçtı? Gerçekten İzmir'de bir şeyler yapıldı mı? Deyip birkaç kez bu sunumu izledik. Ben çok net bir şekilde burada şunu söylemek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Bu eleştirileri daha önce de yaptık. Bu ifadeleri ben daha önce de kullandım.
kullanmaya bugün itibariyle yine devam edeceğim. Evet, o gün 550 gün sunumu yapıldı ve Sayın Başkan'ın gerçekten sahne performansı bizce çok harikaydı. Sahnenin ışıklandırılması, ses sistemi, ses düzeni tiyatral açıdan gerçekten muhteşemdi. İyi hazırlanılmıştı ama maalesef bir büyükşehir belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yerel yönetimci açısından bizce başarısız bir 550 gün sunumu yapıldı. Çünkü sanki 31 Mart öncesinde bir sunum yapıyormuş gibi hala şunları yapacağız, bunları planlıyoruz, bunları hayata geçireceğiz gibi bir aday izlenimi verdi bizlere. Şimdi diyeceksiniz ki evet 600 gün, 550 gün, o 550 günlük sunumun üzerinden yaklaşık bir 50 gün geçti. 600 gün içerisinde her şey yapılabilir mi? Evet, 600 günde her şey yapılamaz. Yapılması mümkün değildir. Ama 600 günde çok şeyler yapılır aynı zamanda arkadaşlar. 600 günde verilmiş birçok vaat yerine getirilebilir. Yollar yapılabilir, parklar yapılabilir, kentsel dönüşümle ilgili adımlar atılabilir, İzmir'le ilgili önemli adımlar atılabilir 600 günde. Ama maalesef gördük ki bu 600 günde yeterince İzmir'le ilgili yatırım yapılmadı. Ve yine eleştirmiştik, demiştik ki İzmir'i kocaman bir platoya çevirdiniz ve bu platoda İzmir Büyükşehir Belediyesi eliyle ki 900 milyar bütçesi olan bir reklam ajansı gibi kullanıyorsunuz dedik. Bu 600 gün içerisinde eğer gerçekten yapılmış bir takım yatırımlar ve faaliyetler olmuş olsaydı evet bunların reklamını yapmanızda hiçbir sakınca yoktu ve eleştirmeyecektik. Ama maalesef ki bu 600 gün içerisinde İzmir kocaman bir plato ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de devasa bütçeye sahip bir reklam ajansı. Şimdi önümüzde yeni bir performans programı, yeni bir bütçe taslağı ve 600 günü bir kenara bırakıyoruz. Kısacası 600 günde maalesef ki Mustafa Bey'in bahsettiği gibi şunlar şunlar yapıldı değil, şunlar şunlar yapılması planlanıyor aşamasına geldik. Bunlar esasında bütçe taslağında ve performans programında da zaten detaylı incelediğinizde göreceksiniz. Evet, kıymetli arkadaşlar. Bakıyoruz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yılki gelir bütçesi 9 milyar tahmin edilen gelir bütçesi. 9 milyar. Tahmin edilen gider bütçesi ise 7 milyar 321 milyon. Finansman tahmini yani bütçe açığı 1 milyar 679 milyon. Ve bu yıl planlanan ya da öngörülen borçlanma yaklaşık 1.2 milyar. Bu yıl öngörülen borçlanma yaklaşık 1 milyar 1.2 milyar arkadaşlar. Geçen yıl buna benzer bir tablo var mıydı? Evet, geçen yılda buna benzer bir tablo vardı. Geçen yılda yaklaşık 1,5 milyar civarında bir bütçe açığı vardı. Ve yine yaklaşık 1,5 milyar civarında bir borçlanma öngörüldü. Yani 2 yılda toplamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanması, öngörülen ve hayata geçen borçlanması yaklaşık 3 milyar arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz kıymetli arkadaşlar? Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 15 yılda yapmış olduğu borçlanmayla neredeyse eşit. 15 yılda yapmış olduğu borçlanmayla eşit bir borçlanmayı İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmiş 600 günde ve önümüzdeki bir yıl içerisinde gerçekleştirecek arkadaşlar. Bu yılki borçlanmaya baktığımızda, kıymetli arkadaşlar, bütçenin yaklaşık %20'si, yani gelir bütçesinin %20'sine denk geliyor. İlkesel olarak borçlanmaya karşı mıyız? Elbette ki hayır.
burada birçok defa meclis toplantılarında, meclis oturumlarında AK Parti grubu olarak önümüze bir borçlanma teklifiyle geldiğinizde elimizi kaldırdık, evet dedik. Oy birliğiyle geçirdik. Neden evet dedik? Çünkü bir yatırım yapılacağını düşünerek evet dedik. Ama şundan emin olabilirsiniz ki bundan sonra bu borçlanma performansıyla devam eder ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bu yatırım performansını olumsuz anlamda söylüyorum devam ettirirse artık bu borçlanma noktasındaki duruşumuzda da mutlaka bir değişim söz konusu olacak. Çünkü eğer siz hem bir taraftan çok ciddi bir borçlanma yaparsanız hem de diğer yandan bu borçlanma neticesinde elde ettiğiniz gelirleri zamanında ve doğru yatırımlara kullanmaz iseniz o zaman gerçekten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni önümüzdeki yıllarda finansal açıdan çok karanlık günler bekliyor demektir. Gerçekten çok karanlık günler bekliyor demektir. Evet, bugün belki kredibilitesi Mustafa Bey'in dediği gibi geçmişe nazaran daha kötü olmasına rağmen fena sayılmaz diyebiliriz ama bir yıl sonra aynı kredibiliteyle kredi vericilerin karşısına çıkamayacaksınız. Çıkmanız mümkün olmayacak. Çünkü 2 yılda, 15 yılda yapılan 3 milyara yakın borçlanma gerçekleşti arkadaşlar. Gerçekleşecek. Ve bu kredilerden elde ettiğiniz gelirleri de yatırıma dönüştürmezseniz o zaman ciddi bir sorun var demektir. Şimdi evet, bir bütçe tasarısı hazırlandı. Bir performans programı hazırlandı. Detaylarına bakacağız. Bunlar hangi amaçla, hangi vizyonla hazırlanmış, bunları göreceğiz. Arkadaşlar, bu bütçe tasarısı ve performans programı sizler tarafından hazırlandı. Ve belki de herhalde yaklaşık 3 aydır hazırlığı devam eden bir süreç içerisinde yapıldı. Elbette ki her bütçe ve her performans ve yatırım programı hazırlanırken o şehrin, o kentin yani İzmir'in öncelikleri ele alınması gerekir. İzmir'in öncelikleri nelerdir? Bunlara bakılması gerekir. Tabii bunlara ne kadar dikkat edilmiş? Bu öncelikler noktasında ne gibi yatırım planları yapılmış? Bunlara tek tek bakacağız. Ama ben şu öncelikleri sıralamak istiyorum arkadaşlar. 1. Deprem, kentsel dönüşüm, planlama ve afet yönetimi. Ulaşım ve altyapı sorunları, çevre, tarım ve hayvancılık. Çünkü şehrimizin büyük bölümünde gerçekten tarım ve hayvancılık çok üst seviyede yapılmakta. Ve son olarak da sosyal belediyecilik anlayışı. Tabii bunların alt başlıklarını sıralayacak olursak yüzlerce başlık çıkar. Ama genel hatlarıyla İzmir'in öncelikleri bunlar. Hatta İzmir'in sorunları noktasında da baktığınızda aynı başlıklarla karşılaşırız. Deprem, kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı, sosyal belediyecilik vesaire vesaire diye devam eder. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Sayın Başkanım, İzmir'in demek ki birinci önceliği deprem. Birinci önceliği kentsel dönüşüm. İzmir'in birinci önceliği deprem ve birinci önceliği kentsel dönüşüm bugün diyoruz. 30 Ekim'den önce de diyorduk. 30 Ekim'de yaşanan o acı deprem hadisesinden önce de çıkıyorduk bu kürsüye. Sizler de çıkıyordunuz ve diyorduk ki İzmir'in en önemli problemi, İzmir'in en öncelikli problemi kentsel dönüşüm ve deprem gerçeği diyorduk. Bunu neden diyorum? Burada bir anlayışı eleştirdiğim için söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi bu öncelikler noktasında bakıldığında ve sorunlar noktasında bakıldığında Sayın Başkan bizden farklı mı düşünmüş 31 Mart öncesinde? Hayır. Şu anda benim burada söylediğimin birebir aynısını söylemiş. Adayken söylemiş. Seçim meydanlarında söylemiş.
O cemreler tabir edilen toplantılarda dile getirmiş. Ve depremle ilgili mesela neler söylemiş. İzmir'in mahallelerini yerinde ve uzlaşıyla dönüştürmeye devam edeceğiz demiş. İzmir deprem riskine karşı İzmir'i hazırlayacağız demiş. Deprem ve diğer afetlere hazır ve dayanıklı yaşam alanları oluşturacağız demiş. Planlı yapılaşmadan bahsetmiş. Şehir içinde yeni yaşam alanları oluşturacağız ve İzmirlilere bu noktada hizmet edeceğiz demiş. Bunların tamamını şu anda belediye başkanı olan, belediye başkanımız olan Sayın Tunç Soyer 31 Mart öncesinde, seçimler önce dile getirmiş. Demek ki İzmir'in birinci önceliği deprem ve kentsel dönüşüm. Peki 20 ay boyunca yani 600 gün boyunca bunu söyleyen siyasi irade İzmir'de neler yapmış? Sadece önümüzdeki yıllarda neler yapılacağını tartışmayacağımızı söylemiştim. Geçmiş 20 ayda yani 600 günde neler yapıldığını da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakalım mesela 7 bölgede yapılacak olan 35 bin bağımsız bölümün dönüşümüyle ilgili ne gibi adımlar atılmış? Yakın zamanda bir ihale yapıldı ve umarım o ihalenin bir an önce hayata geçip hak sahiplerine teslimi yapılır. Ama bugüne kadar yapılan toplam dönüşüm sayısı 35'te 1. Yani 1000 bile olmadığını biliyoruz ama hadi biz bunu yuvarlayalım. Yaklaşık 1000 civarında bir dönüşüm gerçekleşti. Sağlıklı planlama yapıldı mı bu şehirde? Bu 600 gün boyunca geçmişte yapılmıyor zaten de. Yapıldı mı? Yapılmadı. 100 binlik planlarla ilgili itirazlar ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Kıymetli arkadaşlar, İzmir'de herhangi bir bölgede herhangi bir planlama çalışması, plan revizyon çalışmasının ortalama süresi 6 yıl. 6 ile 8 yıl arasında değişen bir planlama sürecini yaşayan bir İzmir'den bahsediyoruz arkadaşlar. Buyurun size, sağlıklı planlama ve kentsel dönüşüm. Çok daha önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kendi evimizi İzmir Büyükşehir Belediye binasını dönüştüremedik. Ve doğru yanlış bilmiyorum, az önce bir haber geldi. O binanın muhtemelen Sayın Başkan bununla ilgili açıklamalar yapacaktır. Ki şehirde binlerce binanın hasar tespiti yapıldı. Ağır hasar, orta hasar, fazla hasar ya da az hasar, birçok binanın hasar tespitleri yapıldı. Birçok bina şu anda yıkım aşamasında. İzmir Büyükşehir Belediye binamızın hasar tespiti daha henüz önümüze gelmedi. Ama benim şu anda aldığım bir duyum, basından öğrendiğim, tabii doğru yanlış onu bilmiyorum, az hasarlı gibi bir rapordan bahsediliyor. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, hadi biz gireceğiz de orada çalışacak olan 2000 personeli oraya gerçekten nasıl sokacağız? O depremi yaşamış biri olarak söylüyorum, o binanın içerisinde. Bununla ilgili gerçekten işbirliğine de açığız. Buyurun orada ya da başka bir alanda evimizi inşa edelim ve evimizi dönüştürelim arkadaşlar önce. Bu 20 ayda depremle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili İzmir'de deprem master planının hazırlanması ile ilgili çalışma yapıldı mı mesela? Ki biz AK Parti grubu olarak bundan yaklaşık bir yıl önce İzmir'in deprem master planının olmadığını, en son 1998 yılında bir deprem master planının yapıldığını ve günümüz koşullarına uygun bir master planı yapılması gerektiğini söylediğimizde bize ulaşım master planı gösterilmişti arkadaşlar. Ve sonrasında hata kabul edildi. Evet, İzmir'de bir deprem master planı yok dendi ve hazırlıklara başlandığı söylendi. Ama geldiğimiz noktada deprem master planı ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı arkadaşlar. İzmir'de bu 20 ay boyunca mesela tsunami ile ilgili bir düzenleme yapıldı mı? 30 Ekim'den sonraya geleceğiz, onu da anlatacağız arkadaşlar.
Herhalde bu kürsüden ben İzmir'de tsunami tehlikesi vardı demiş olsaydım gülerdiniz diye düşünüyorum. Ama İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremde Sayın Başkan'ın bir önceki dönemde belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'da tsunami gerçekleşti arkadaşlar ve bir vatandaşımızı kaybettik. Milyonlarca lirada vatandaşlarımız zararı söz konusu oldu. Demek ki arkadaşlar İzmir bir deprem kuşağında. 30 Ekim öncesinde de İzmir'de 17 aktif fay hattı vardı. 30 Ekim sonrasında da İzmir'de 17 aktif fay hattı var. 30 Ekim öncesinde de İzmir'deki bu aktif fay hatları 6 ve üzerinde deprem üretebiliyordu. 30 Ekim'de de gördük. 30 Ekim'den sonra da her an İzmir'in herhangi bir bölgesinde yine aynı şekilde bir deprem üretme niteliğine sahip. Ve şunu da çok iyi biliyoruz. İzmir'in neredeyse yapı stoğunun %80'i bu üretilecek olan deprem 6 ve üzerindeki depremlere dayanıklı değil. Ve gördük. Ruhsatlı yapıymış, ruhsatsız yapıymış hiç fark etmiyor. 116 canımızı kaybettik. Aslında bundan sonra alacağımız tedbirler sadece yeni acıların yaşanmasını önleyecek. Kayıplarımızı geri getirmeyecek. 116 canımız geri gelmeyecek. Peki bunlar bilinirken, bunları burada tartışmışken şu bütçe tasarısı arkadaşlar 2021 bütçe tasarısı ve 2021 performans programı hazırlanırken neden bunlar düşünülmedi? Bu şehirde illa bir deprem olması mı gerekiyordu? İlla bu acıları mı yaşamamız gerekiyordu? Ve maalesef yaşadık. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Bunu şundan söylüyorum. 30 Ekim öncesinde bu şehirde deprem gerçeğini görmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki siyasi irade, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na 22.571.571.000 lira bütçe ayırmış. Bakın bir kez daha tekrarlıyorum. 22.571.000 lira. Şimdi revize edilmiş. İşte komisyonda oy birliğiyle geçmiş. Bu rakam biraz daha yukarı çıkmış. Bir önceki yıl ayrılan bütçe ne kadarmış? 27 milyon. Aşağıya inmiş arkadaşlar. 5 milyon aşağıya inmiş. Bir yılda ne değişti? Hiçbir şey. Bir yılda hiçbir şey değişmedi. Yani %20 aşağıya çekilmiş. Yine bir daire başkanlığı kurulmuş. Ama 30 Ekim öncesine kadar bu daire başkanlığı inanın sadece tabelada kalan bir daire başkanlığıydı. Deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı. Buraya ne kadar bütçe ayrılmış arkadaşlar? 30 Ekim öncesinde buraya 4 milyon 157 bin lira arkadaşlar. Birinci derecede deprem kuşağında olan bir şehirden bahsediyoruz. İşte biz bu anlayıştan bahsediyoruz. Biz samimiyet derken bunu kastediyoruz. Yoksa duygusal manada sevginiz, saygınız anlamında bir samimiyetten bahsetmiyoruz. Depreme karşı bakış açınızdaki samimi duruşunuzdan bahsediyoruz. 30 Ekim'den sonra evet bambaşka bir sayfa açacağız. Bunu da konuşmam ilerleyen sayfalarında dile getirmeye çalışacağım. Ama aynı büyükşehir bir kalemde çok ciddi artış yapmış. Şimdi onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir veri vereceğim size. Temsil tanıtma giderleri. Evet. Bu yıl temsil ve tanıtma giderlerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tam 54 milyon ayırmış arkadaşlar. Az önce bahsettiğim iki dairenin toplam bütçesi 54 milyon değil. Tam 54 milyon ayrılmış değerli arkadaşlar. Geçen yıl bu bütçe ne kadardı? 38 milyon. Artış oranı ne kadar? %41. %41 2020-2021 yılı arasında temsil tanıtım giderleri farkı değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Geçmiş yıllara baktım, merak ettim geçmiş yıllara baktım.
2018, 2017, 2016 gibi yıllara baktım. Ortalaması 30 milyon, gerçekleşen 28-29 milyon civarında. Artış oranları da bazı yıllar düşmüş, bazı yıllarda 1-2 milyon kadar artmış. Ama bu yıl %41 gibi bir artışla herhalde şu kitapçığın içerisindeki en yüksek artış oranlarından birine denk geliyor kıymetli arkadaşlar. İşte o yüzden diyorum, İzmir'i koca bir platoya çevirdiniz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni devasa bütçeye sahip bir reklam ajansına çevirdiniz. Evet, kıymetli arkadaşlar. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım bütçesine bakacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 milyar bütçesi var. Kağıt üzerine bakıldığında yatırım bütçesi Mustafa Bey'in bahsettiği gibi %41 falan değil. Onun detaylarına indiğinizde bunun çok daha aşağıda olduğunu göreceksiniz. Mesela 2020 yılında, düzeltiyorum, 2021 yılında direkt yatırıma ayrılmış toplam bütçe miktarı 2 milyar 929 milyon. 2 milyar 929 milyon. Bunu neden söylediğimi birazdan başlıklara geldiğimde, ulaşımla ilgili, çevreyle ilgili, tarımla ilgili başlıklara geldiğimde daha detaylıca anlatacağım arkadaşlar. 2020 yılındaki direkt yatırıma ayrılmış bütçe ise 2 milyar 723 milyon. Bir artış var. Ne kadar? 200 küsür milyon. Oran olarak ne kadar? %7. Tanıtım bütçesine, temsil bütçesine %41 artış öngören İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırım bütçesine %7 ayırmış arkadaşlar. Biz bu anlayışı eleştiriyoruz. Nerede %41, nerede %7? Yine bir veri daha vereceğim genel itibariyle. Mal ve hizmet alımları. Şimdi bu veriyi vermeden önce şunu da söylemek istiyorum. Eğer bir kurumda gerçekten mal ve hizmet alımları çok yüksek orandaysa ve bunlar yıllara göre artıyor ise gerçekten burada bir sorun ve problem var demektir. Çünkü mal ve hizmet demek önümüzdeki yıllarda ve onları takip eden yıllarda kullanmayacağınız malların alınması demektir. İçerisine her şeyi koyabilirsiniz. 2020 yılındaki mal ve hizmet alımları miktarı 1 milyar 184 milyon. 2021 yılında bu rakam 924 milyon artarak 2 milyar 108 milyona çıkmış kıymetli arkadaşlar. Artış oranı %78. Yatırımda %7, mal ve hizmet alımlarında %78 artış. Evet. Takdiri gerçekten sizlere bırakıyorum. Evet. Bir diğer konumuz kıymetli arkadaşlar, aslında deprem, kentsel dönüşüm, yatırımlar gerçekten önemli konular. Çünkü bu acıları bu şehir tekrar yaşamamalı. Sayın Başkan'ın geçen oturumlarda söylediği çok güzel bir söz vardı. Ne demişti? Deprem İzmir'e hiç yakışmadı. Deprem İzmir'e gerçekten hiç yakışmadı ama maalesef deprem İzmir'in bir gerçeği. Onun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer konumuz altyapı, ulaşım ve trafik. Aslında yine bu bağlamda depreme değineceğim kıymetli arkadaşlar. Depremin hemen arkasından İzmir'de yaşanan trafik problemi hepimiz gördük. Elbette ki bu sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu değil de o gün yaşanan problem. Çünkü insanlar sevdiklerinin yanına, evlerine gitmek için bir anda sokağa döküldüler, araçlarına bindiler ve çok ciddi bir şekilde trafik problemi yaşandı. Ama o gün bir şey daha gördük. Bir şehirde, bir kentte, hele depremle ilgili bu kadar hassas bir kentte alternatif yolların ne demek olduğunu gördük. Alternatif yolların neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü Konak'tan deprem alanına ben 3 saate gittim. 3 saat sonra yola çıktım neredeyse. Ama işte arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiyemiz bu noktada ciddi problemler yaşadığını gördük. Şimdi burada bir bütçe ayrılmış. Bir bütçe ayrılmış. Ne kadar? Yaklaşık 1,5 milyar. 1 milyar 597 milyon. Ama buna gelmeden önce, bu bütçenin detayına gelmeden önce
Yine Sayın Başkan'ın 31 Mart öncesindeki söylemlerine bakmak istiyoruz. Vaatlerine bakmak istiyoruz. Ne demiş? 111 kavşakta düzenleme yapacağız demiş. Bunu ben faaliyet raporunda dile getirmiştim ve yine dile getiriyorum. 3 noktada trafiğin yerini altına alacağız demiş. Bayraklı Buca Karabağlar'da 29 kilometre yeni yollar yapacağız demiş. Otopark kapasitesini 100 bin araç kapasitesine çıkartacağız demiş. Ve birçok daha konu var. Peki 20 ay boyunca 20 ay boyunca İzmir'de neler olmuş? Kıymetli arkadaşlar, 600 günde İzmir'de neler olmuş? Yeni yollar mı yapılmış? Hayır. Kavşaklar mı düzenlenmiş? Hayır. Bu bahsedilen 3 noktada trafik yerinin altına mı alınmış? Hayır. Araç, otopark, araç kapasitesi bir anda ivmelenmiş mi, yukarı mı çıkmış? Hayır. Evet, araç, otoparklar yapılıyor. Bir kısmı zaten eski projeler, inşaat devam eden projelerdi. Ama ne yapılmış? Karşıyaka'yla Konak arasında şerit yerleri değiştirilmiş. Bu uygulama zaten geçmiş yıllarda da vardı. Buna benzer bir uygulamayı İkiçeşmelik'te ben çok eskiden hatırlıyorum. Yine Karşıyaka istikametinde var olan bir uygulamaydı. Ne yapılmış? Yine Karşıyaka istikametinde bir şerit arttırılmış. 9 milyar bütçe, 1,5 milyarı bu anlamda kullanmaya ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılan yatırımlar bunlar arkadaşlar. Yapılan yatırımlar bunlar. Peki önümüzdeki yıl ne yapılacak? Arkadaşlar, 1,5 milyar bütçenin yaklaşık 900 milyonu, daha önce 1 milyardı bütçe aktarımıyla 900 milyona düştü. 900 milyonu bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına ayrılmış. Bunlar günlük faaliyetler. Bunlar zaten yapılması gereken faaliyetler. Bir veri vereceğim kıymetli arkadaşlar size. Bir adet yeni imar yolu yapılması planlanıyor mesela. Bir adet. Ayrılan bütçe 1 milyon. Gerçekten merak ettim. Bu işte uğraşan kişileri aradım. 1 milyona yol yapılabilir mi diye sordum. Bana verilen cevap şu. Yolun durumuna göre değişir ama yol yapılmaz kesinlikle. Ama bazı yerlerde şantiye kurabilirsiniz, bazı yerlerde şantiye bile kuramazsınız diye bir cevap aldık. Arkadaşlar 1 milyon yeni imar yolları ile ilgili ayrılmış bütçe. 1,5 milyarın içerisinde 1 milyon. Ondan sonra trafik neden böyle problem? Ondan sonra neden bu şehirde bu sorunlar yaşanıyor? Konuşuruz arkadaşlar. Evet, sadece bu örnek bile esasında ulaşımla ilgili, altyapıyla ilgili bu bütçe tasarısında ve performansta esasında hiçbir şeyin olmadığını bizlere gösteriyor. Yine bir veriden bahsedeceğim. Sayın Başkan'ın vaatleri üzerinden hareket edecek olursak, yine Başkan, aynı zamanda stratejik planda da bundan bahsedildi. Büyük büyük harflerle bahsedildi. Bilim ve teknoloji ve inovasyon üssü kuracağız denmiş. Bilimden, akıldan bahseden İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu yıl ne kadar bütçe ayırmış kıymetli arkadaşlar? 1 milyon ayırmış. Geçen yıl 891 milyon ayırmıştı. Allah'tan bir 150 milyon kadar bir artış söz konusu. Şimdi yine bakıyoruz. Yeşil alanlar, çevre, parklar. Bu bütçede ve performansta burada ne kadar bir bölüm var, ne kadar bir pay ayrılmış. Dilerseniz bunlara bakalım. Yine Sayın Başkan 31 Mart öncesinde bir takım projelerden bahsetmiş. Portakal Vadisi'nden bahsetmiş. Behçet Uz rekreasyon alanından bahsetmiş. Bahsetmiş. 600 günde neler yapılmış arkadaşlar? Yine kocaman bir hiç. Kocaman bir hiç yapılmış arkadaşlar. Bu bütçede ve bu performansta neler yapılması planlanıyor? Evet, 500 milyon gibi bir bütçe ayrılmış ama
az önce bahsettiğim şekliyle ayrılmış. Sadece iki projenin çizim aşamasının bitmesi planlanıyor kıymetli arkadaşlar. Bu 500 milyon bütçeyle yapılacak olan bunlar. Değerli arkadaşlar, eğer bu deprem 30 Ekim'de yaşanan o acı hadise Bayraklı'da değil Karabağlar'da yaşanmış olsaydı, inanın ama inanın herhalde çadır kurabileceğimiz boş alanları bulamayacaktık. Allah'tan Bayraklı'da geçmiş dönemlerinde yapılmış, Bayraklı ve Bornova'da geçmiş dönemlerde yapılmış bazı alanlar vardı. Orada çadır kentler kuruldu ve sonrasında da hızlıca konteyner kent yapımı tamamlandı. Ama bu acı hadise Karabağlar'da yaşanmış olsaydı örneğin, çadır kuracak alan bulamayacaktık. Bu performansla devam edersek herhalde çok uzunca bir süre bu şehirdeki yeşil alan miktarını arttıramayacağız. Başkanım, 35 dakika oldu. Evet, tamam. Buyurun. Şimdi Kadife Kale'den baktığınızda şehri kuş bakışı gördüğünüzde bu şehirde mezarlıklar ve de şu anda içinde bulunduğumuz kültür park, fuar alanının dışında bir yeşil alanı göremezsiniz arkadaşlar. Bu şehir 25 yıl boyunca sizler tarafından yönetildi. 600 gün boyunca da şu anki yeni yönetim tarafından yönetiliyor. Evet. Yine Mustafa Bey bahsetti. Temiz enerjiden bahsetti. 2,5 milyon kilowatt. Ben bunu da sordum az önce bu işi bilen arkadaşlara. Bunun karşılığı nedir dedim. 2,5 milyon çünkü muazzam bir rakam gibi duruyor. Yıllık 1 megawatta denk geliyor. Yıllık 1 megawattın aylık ortalama 80 bin gibi bir getirisi olsa aşağı yukarı 1 milyon gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne katkısı olacak. Rakam 1 milyon arkadaşlar. Hiç öyle 2,5 milyon kilowatt saat gibi bir rakamla çok büyük işler yaptık diye övünülecek bir rakam değil esasında. Tarım ve hayvancılık meselesine dönecek olursak hemen arkadaşlar sizin çok hızlı geçeceğim bunları. Çünkü çok önem verdiğinizi düşündüğüm, önem verdiğinizi söylediğiniz bir konu. Mesela yine burada mezbahalar, sulama kanalları, soğuk hava depoları yapılmasıyla ilgili bir takım vaatleri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu yıl için ayırdığı bütçe yeni mezbaha yapımı için 150 bin TL arkadaşlar. Tarımsal üretimin planlanması, ürünlerin işlenmesi, depolanması için 0 lira. Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri için 0 lira arkadaşlar. Bu bütçe tasarısında ve performansta var olan bilgileri size aktarıyorum. Evet, bir vaat yerine getirildi. Kültür Park ve Kadife Kale'deki üretici pazarları. Ama buradan bir kez daha söylüyorum. Özellikle Kadife Kale'deki üretici pazarı ile ilgili Sayın Başkan size buradan bir kez daha bu uyarıyı yapmak istiyorum. Gerçekten o pazara ama hiç kimseye haber vermeksizin, hiçbir bürokratınıza, oradaki çalışan arkadaşlara haber vermeksizin, dilerseniz baş başa gidelim, birlikte gidelim. Ben gerçekten gittim ve gördüm. O pazarın orada ne üreticiye, ne de tüketiciye, ne de bölge halkına hiç ama hiçbir faydası yok Sayın Başkan. Koşullar şuymuş buymuş bilemiyorum ama o pazara bir gün gidip o pazarın koşullarını görmenizi isterim. Sosyal belediyecilik sizin yine en çok övündüğünüz yönünüz. Özellikle COVID-19 salgını döneminde ve deprem sonrasında İzmirlilerin dayanışma ruhuyla ortaya koymuş olduğu bir dayanışma örneğini gördük. Halkın bakkalı yoluyla 35 milyon civarında bir bağış toplandı. Bir kira da sizden bağışıyla da yaklaşık 30 milyon gibi bir bağış toplandı. Ama birkaç veri vereceğim ve artık konuşmamın yavaş yavaş sonuna geliyorum. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle bu COVID-19 salgını dönemi nedeniyle şu anda biz burada bile meclis toplantısını hızlıca yapıp dağılmayı planlarken sinema, tiyatro, festival ve konserler için
önümüzdeki yıl ayırdığı bütçe 25 milyon arkadaşlar. Bakın sinema, tiyatro, festival ve konserler için toplamda 25 milyon bütçe ayırmış. Çok merak ediyorum gerçekten. Yarın salgın sona mı erecek ya da 3 ay sonra mı sona erecek? Sosyal projeler daire başkanlığına 75 milyon ayrılmış arkadaşlar. Ki tüm bütçe içerisindeki toplam payı %1 bile değil. Ve bu daire başkanlığın içerisinde özellikle bakıyoruz. Kentsel olanaklara, erişimi kısıtlı kadınlara yönelik projelere ayrılan pay 500 bin TL arkadaşlar. Mültecilere ayrılan pay 725 bin TL arkadaşlar. Sosyal belediyeciliğin tipik örnekleri bunlar. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 310 milyon, yaklaşık bütçenin binde 34,5'u. Geçen yıl bu bütçe 255 milyon TL idi. %20 civarında arttı ama diğer yandan tanıtım ve temsil %41 civarında arttı arkadaşlar. Son olarak bir veri vereceğim kıymetli arkadaşlar. Protokol Şube Müdürlüğü'nün bütçesi mesela 16 milyon 799 bin TL. Protokol Şube Müdürlüğü'nün bütçesi. Peki bu Protokol Şube Müdürlüğü'nün bütçesi hangi bütçelerden daha yüksek, ona bakalım isterseniz. Mesela İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı'ndan, Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'ndan, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'ndan, ki onun bütçesi arttırıldı şimdi ama anlayış açısından söylüyorum. İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü'nden çok daha yüksek bir bütçeye sahip kıymetli arkadaşlar. Evet, bütçenin genel hatlarıyla, performansın genel hatlarıyla durum bu arkadaşlar. Hiç öyle Sayın Mustafa Bey'in bahsettiği gibi iç açıcı bir durum yok. Evet, tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyada bir ekonomik daralma var. Bu ekonomik daralmanın yansımalarını elbette ki ülkemizde ve şehrimizde de görmemiz mümkün. Görüyoruz. İnşallah bunu el birliğiyle atlatacağız. İnsanlık bunu yenecek, bundan eminiz. Geçmişte de buna benzer hadiseler yaşandı. Ama tabii mazeret üretmek, ekonomik anlamda bir takım sorunların olduğunu dile getirmek ve bu nedenle bir takım yatırımları ortadan kaldırmak bu işin esasında en kolay tarafı. Şimdi kıymetli arkadaşlar, uzun yıllar siyasetin içerisinde olan bir arkadaşınız olarak ama çok kısa bir süredir yerel yönetici olarak çalışıyorum, meclis üyesi olarak çalışıyorum. Ve bu kısa süre içerisinde gerçekten özellikle İzmir'de geçmiş dönemde yöneticilik yapan bazı belediye başkanları çok ilgimi çekti. Ve araştırmak istedim. Bir belediye başkanı vardı bunların arasında ki gerçekten çok zor koşullar altında belediye başkanlığı yaptı. Çok zor koşullar altında belediye başkanlığı yaptı. Şu anda bizim yaşadığımız bu COVID, deprem, onun kat kat daha zorluklarıyla karşılaşmış bir belediye başkanı. Şu anda içinde bulunduğumuz alanı kültür parkı yapan belediye reisi Behçet Uz. Ve araştırdım, bir kitabını buldum. Atatürk'ün İzmir'i, Bir Kentin Yeniden Doğuşu. Aslında şu anda kitap evlerinde olan bir kitap değil. Basımı da durdurulmuş bir kitap. Bilmiyorum okudunuz mu? Ama okumanızı gerçekten tavsiye ederim. 1931'li yıllarda belediye başkanlığı yapmış. 30'lu yılların sonuna kadar. Ve İzmir'de neler yaptığını, nasıl koşullarda yaptığını gördük. Şu kitapta yazıyor. Ve biliyorsunuz çocuk doktoru olan bir belediye başkanıydı. Bir anısını okudum kıymetli arkadaşlar ve sizle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarındaydı. İzmir'in şartları
gayri sıhhiydi. Tifo, tifüs, dizanteri, kuduz, tetanos hastalıklarının yanı sıra insanlarımızı öldüren bir başka hastalık daha vardı. Verem. Bir gün canımdan çok sevdiğim kızım Mübeşşir'in de vereme yakalandığını öğrendim. Bu vaziyet çocuk hekimi bir babaya ne kadar ızdırap vericiydi. Bir taraftan belediye reisliğiyle halkıma karşı vecibelerimi yerine getiriyor, İzmir'i yeniden imar etmeye çalışıyordum. Bataklıkları, harpten kalma enkaz yığınlarını kurutmaya uğraşıyoruz. Günde 18 saat çalışmak zorundaydım. Nereye gitsem aklım, kızım hep Mübeşşir'di. Sağ olsunlar, hekim arkadaşlar ilgileniyorlar. Ama çok üzülüyorum. Nihayet büyük ihtimamlar sonucu evladım Mübeşşir'in verem hastalığını yendik. Fakat ağır geçen hastalık şartları evladımın kalbini de hasta etmişti. Kalp romatizması krizleri sık sık kızımı yokluyordu. Bana çok düşkündü. Beni hep yanında istiyordu. Şehir ise şantiye gibiydi. Şantiye şefi gibi insanları hep yoklamak zorundaydım. Tatil yapmam, Mübeşşir'e temiz bir dağ havası tattırmam imkansızdı. Böyle üzüntü ve çalışmayla geçen günlerden bir gün canım kızım Mübeşşir'imi şiddetli bir kalp krizi neticesinde kaybettim. Köprüdeki evime geldim. Herkes ağlıyordu. Bir çocuk doktoru olduğum halde kızıma alakasız kalmıştım. Kendimi suçlu hissediyordum. Mübeşşir'i yatakta cansız görünce çok müteessir oldum. Evden hızlıca çıktım, şuursuzca koşarak yürüyordum. Eşref Paşa'ya, Değirmen Dağı'nın tepesine geldiğimi fark ettim. Büyük çabalarla imar ettiğimiz İzmir tüm netliğiyle görünüyordu. Hışkırarak ağlamaya başladım, bas bas bağırıyordum. Ey İzmir, her şeyimi sana verdim. Öylesine verdim ki biricik evladımı, Mübeşşir'imi bile benden aldın, onu sana verdim. Elbette ki bir belediye başkanından bu kadar büyük bir fedakarlık beklemiyoruz. Ama 1930'lu yıllarda bu şehirde, şehrin nüfusunun yarısı bu şehirden gitmiş, belediyesi iflas etmiş bir şehirde neler yaptığını ben bu kitaptan okudum arkadaşlar. Bize düşen görev, iktidarı muhalefeti hiç fark etmez. Biz yine eleştireceğiz. Bize düşen görev, özellikle ve özellikle 30 Ekim sonrasında bambaşka bir sayfa açmak. Bembeyaz bir sayfa açmak arkadaşlar. Bu sayfayı birlikte doldurmak zorundayız. Çünkü İzmir'de yeniden aynı hadiseler yaşanmamalı. Yenilen aynı acılar yaşanmamalı kıymetli arkadaşlar. Bugün bu bütçe bizce hatalı. Bugün bu performans bizce hatalı. Biz eleştirilerimizi yaptık. Düzeltmek sizlerin elinizde. Düzeltirseniz bütçeyi ve performansı buyurun 30 Ekim sonrasında yaşadığımız süreçte nasıl bir işbirliği içerisine girdiysek bu şehrin yeniden inşası için işbirliğine de açığız. Hep beraber yapalım. Ama bu haliyle değil. Bu haliyle yaparsanız yine eleştireceğiz. Yine bu kürsülere çıkıp yanlış yaptığınızı söyleyeceğiz. Evet kıymetli arkadaşlar. Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Evet gönül isterdi ki bütçenin sağlıklı hazırlanması, performansın sağlıklı hazırlanması ama maalesef hatalarla dolu, eksiklerle dolu bir bütçe ve performans. Bu nedenle AK Parti grubu olarak bütçeye ve performansa olumsuz yönde oy vereceğimizi dile getirmek istiyorum. Yine bu vesileyle bu bütçe kitapçığının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum ve Yüce Meclisimizi de saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 2 saat oldu. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim. Değerli arkadaşlar, bir mola verelim isterseniz. 2 saat oldu. Bir 10 dakika ara veriyoruz arkadaşlar.
Arkadaşlar dışarıda arkadaşımız var mı acaba? Bir bakın. Arkadaşlar, müzakerelere devam ediyoruz. Selahattin Başkan, siz buyurun. Sayın Başkanım, meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, basınımızın temsilcileri, İzmirliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, burada 2021 yılı bütçe tasarısı performans programını görüşmekteyiz Büyükşehir Belediye'mizin. Evet, diğer iki grup başkanımız Mustafa Özuslu Bey, Özgür Hızal Bey anlattılar. Ben de yine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına buradayım. Söz almış bulunmaktayım. Aynı zamanda Cumhur İttifakı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı olarak buradayız yine. Sayın Başkanım, tabii ki İzmir, arkadaşlar lütfen İzmir'de siz olursanız, yapılması gerekenler oldukça fazla. Tabii ki pandemi hastalığı, bir salgın hastalığı dünyayı saran, daha sonra da deprem. Tabii ki bunlar ülkemizi, dünyayı etkilediği gibi İzmir'imizi de her yeri etkiliyor ama buna rağmen yapılması gereken hizmetler var. İzmir'de temel problemler, işte kentsel dönüşüm, trafik sorunu var. Birçok sorun var, bunları sayabiliriz. Kentsel dönüşüm önemli. Örneğin işte deprem oldu 30 Ekim'de. Yine bu performans programına devam edeceğim. 30 Ekim depremi merkez üssü Seferihisar ilçemiz olarak meydana gelen 6.6, 6.7, 6.8 bir türlü bu. Ama neticede İzmir'imize, bayraklımıza zarar verdi. İnsanlarımız binaların altında kaldı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet. Yaralılarımızda tabii ahirete irtihal eden insanlarımızın sayısı 117'ye yükseldi. Çok az da yaralımız kaldı. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii bu arada çok görev alanı oldu. İşte başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, bilhassa Büyükşehir Genel Sekreterimiz nezdinde de bürokratlarımız, herkes üzerine düşeni yapmaya çalıştı bu depremde. Yine AFAD, arama kurtarma yapan kardeşlerimiz, jandarma, polis, sağlık görevlileri, herkes büyük çaba gösterdiler. Devletimiz yine her zaman olduğu gibi burada gereken her çalışmayı yaptı. Mağduriyet yaşayan kardeşlerimize, kardeşlerimizin tüm imkanlarıyla yanında olmaya devam ediyor.
Bu deprem yaralarını inşallah hep birlikte el ele vererek güçlü bir şekilde sarmaya devam ediyoruz. Özellikle deprem bölgeleri üzerinde yer Türkiye'miz deprem bölgeleri üzerinde yer alıyor. %66'sı nüfusumuzun %71'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Son bir asırdır 81 canımızı depremde kaybettik. En son İzmir depreminde 117 kardeşimizi kaybettik. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da irili ufaklı çok sayıda deprem olacaktır. Zaten zannediyorum şu anda 40'ın üzerinde, 48 civarında büyük depremden sonra deprem oldu. Bu da 4'ün üzerinde yine. Türkiye'nin tamamı risk altındadır. Ne zaman, nerede depremle karşılaşacağımızı kesin olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz, emin olduğumuz tek şey mutlaka yeni depremler yaşayacağımızdır. Nitekim bilim adamları, uzmanlar çok önemli uyarılar yapmaya devam ediyorlar. Tahminlerde bulunuyorlar. Ülke olarak da, millet olarak da üzerimize düşen hazırlıklı olmak ve tedbirlerimizi hiç vakit kaybetmeden en ileri şekilde almaktır. Bu tedbirlerin neler olduğunu da artık çok iyi biliyoruz. Bütün mesele gereğini yapmaktır. Artık şunu anladık ve kabul ettik. Deprem öldürmüyor. Hatalı, çürük, yetersiz, bakımsız binalar, tedbirsizlik ve boş vermişlik, ihmal öldürüyor. O halde yapacaklarımız bellidir. Devlet üzerine düşeni yerine getirmek için çırpınıyor. İhtiyaç duyulan kanunlar çıkartılıyor, düzenlemeler yapılıyor. Yeni nesil binaların depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Ancak sorun bununla çözülmüyor. Kendi yapıldığı zamana göre doğru malzeme kullanılmış olsa bile teknoloji eksik, zemin etütü doğru dürüst yapılmamış, yıpranmış, gerekli dayanıklılık destekleri bulunmayan binalar bütün şehirlerimizde olduğu gibi İzmir'imizde de mevcuttur. Bunların tespit edilmesi, kontrolden geçirilmesi durumuna ve ihtiyaca göre yıkılmasından yenilenmesine kadar gerekli alanın hayata geçirilmesi şarttır. Bunlar süratle şu anda yapılmakta. Bunun dışında bir formül bulunmadığı gibi zaman kaybının nelere mal olduğunu İzmir'imiz örneği ile bir defa daha acı biçimde yaşadık. Yıkılan binaların çürük olduğu, bazılarının mutlaka önceden tahliye edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. İş işten geçtikten sonra bu tespitleri yapmak, bunları söylemek ne kaybolanı geri getiriyor ne de yaşanan acıya bir çare oluyor. Henüz tam anlamıyla yeterli olmasa da eskiye göre depreme bir miktarda olsa hazırlıklıyız. Sarsıntı yaşanması durumunda yapılacaklar, toplanma yerleri, yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda mesafeler aldık. Türk milletinde belli bir bilinç oluştu. Deprem sonrasında müdahale ve kurtarma oldukça başarılıyız. Mağdur olanların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması çok daha iyi, çok daha kısa sürede hayata geçiriyoruz. Devletimiz, belediyelerimiz daha hazırlıklı ve daha kısa zamanda organize olup yaraları sarmaya odaklanıyorlar. Buna en büyük hasretimiz olan millet olarak dayanışmanın muhteşem örnekleri de ekleniyor. İzmir depreminde yine Türk milletinin vefası, fedakarlığı, birlik ve beraberliği, yardımseverliği
zirveye ulaşmıştır. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, fay hatlarının nerelerden geçtiğini, daha önceki hareketlerini, bundan sonraki seyirlerini ve kırılma ihtimallerini artık biliyoruz. Kaldı ki vatandaş olarak bu kadar ayrıntıyı bilmemize gerek yok. Bizi ilgilendiren ne zaman deprem olacağı, bunun kaç büyüklüğünde, büyüklüğüne denk geleceği de değildir. Her an büyük depremlerle karşılaşmamızın yüksek ihtimal olduğunun artık farkındayız. Bizi ilgilendiren deprem ihtimaline karşı ne yapıldığı, ne yapılacağı ve yaşanacak sarsıntıyı en hafif, en zararsız, en az yıkımla, hatta hiç yıkım olmadan, hiçbir canımızı kaybetmeden nasıl atlatacağımızdır. Bu bir hükümet muhalefet meselesi de değildir. Türkiye'nin en temel meselesidir. Herkes taşın altına elini koymalıdır. Evet, koydu gibi de gözüküyor. Yani depremle en üst seviyede Şehircilik Bakanımız olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız bu depremden sonra bu durumlarla en iyi şekilde ilgileniliyor. Ama gerçekten bu depremi her dakika konuşmalıyız. Yani deprem master planlarının süratle icrası, kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla devamı, çürük binalara zamanında müdahalelerin yapılması, yapı denetimlerinin eksiksiz ifası, hatta ihtiyaç duyulan deprem bilim kurulunun teşkili, akla gelen ilk tedbirlerden bazılarıdır. Biliyoruz ki hayatları söndüren deprem değil, tedbirsizlik. Binalar, kaygan zeminler, denetim kusurları, tehlikeyi hafife alan düşüncesizlikler. Bana bir şey olmaz pervasızlığı, çözülmesi gereken öncelikli sorunlar arasındadır. Evet, birlik beraberlik içerisinde ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunu, hele hocalarımızdan biri bu deprem çalıştayında söyledi. Bu İzmir depremi değil, bu İzmir, bu depremden İzmir etkilendi, bu deprem İzmir'de olmadı diye söyledi. Bu çok doğru. Burada ben esasında yine tekrarlamak istiyorum. İzmir'de yaşayan, İzmir'den hatta seçilen bütün milletvekillerimize, kaymakamlarımıza, valilerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, hani bütün makam sahiplerine buradan tekrar tekrar sesleniyorum. Bu depremi hafife almayalım. Bu bir milat olsun. 117 canımızı depremde kaybettik. İnşallah hani temennimiz, duamız ve temennimiz, deprem tabii ki ülkemizin hiçbir yerinde olmasın, dünyada da olmasın, ama bunun olmaması mümkün değil. Bu bir afet. Ne zaman ne olacağı belli değil. Onun için ne yapalım? Bundan sonraki yapılanmaları ya da mevcut binalar kontrol ediliyor, bakılıyor şu anda, inceleniyor. Oturulmayacak halde olan binalar, hatta bu destekleme, işte mevcut binayı depreme dayanıklı hale getirmek de çok sağlıklı değil. Yıkılıp yeniden yapılması en sağlıklısı. Burada depreme dayanıklı olmayan, hasar almış binalar ya da depremde yine yıkılabilme olasılığı olan binalara kesinlikle kimseyi oturtmamak, yani bu binayı mühürlemek, kapatmak lazım. Çünkü Bayraklı'da ki binalarda bunlar var. Uzlaşılamamış. Depreme belediyemizde, şehircilik müdürlüğü de oturulamaz raporu verdiği halde binalarda oturulmuş. Bakın sonu ne oldu? Onun için esasında kesinlikle ve kesinlikle, tabii ki burada büyükşehirde iktidar belli. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Burada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti neticede
ittifak Cumhuriyet Halk Partisi ile, ama bizler muhalefet olarak, bunun muhalefeti iktidarı yok. Burada ciddi bir durum var. Onun için bir araya gelmeliyiz. Bir araya gelmeliyiz. Bir araya gelinmesini. Tabii ki ben buradan aynı zamanda Şehircilik Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Hep İzmir'de Büyükşehir Başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, ilgili kurumlarla, bürokratlarla hep koordinasyon toplantıları yapmaya devam ediyor. Açıkladı. 3000 konutun bir yıl içerisinde bitirileceğini, depremzedelerimize tahsis edileceğini. Bunlar tabii ki güzel çalışmalar. Ama bundan sonra olası bir depremde insanlarımız ölmesin. Hani yıkılacak binalarda kesinlikle ve kesinlikle oturulmasın. Bu çok önemli. Bunları hep birlikte bunlara irade koyalım. Bayraklı'da o binalarda insanlarımız gitti. 117 insanımız, ciğerlerimiz yandı. Yani bunlara tabii ki, bunlar da hepsi bizim insanımız. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda COVID salgın hastalığı, bu da bir afet. Dünyada ve ülkemizde devam eden bir afet. Burada da yine belirlenen kurallara uyarak Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki süreçte bu hastalıkta duamız ve temennimiz bertaraf olsun. İslam aleminin ve insanlığın üzerinden. Evet, yine bu performans ve bütçeyle ilgili büyük şehrimizin gerçekten burada yapılacak işler çok önemli. İzmir bugün ülkemizin 3. büyük şehri. Her bakımdan, ekonomik manada, gelişmişlik anlamında, sosyal anlamda, kültürel anlamda, hatta İzmir'in çok önemli bir yeri var. Onun için İzmir'imizin daha çok projeye, daha çok hizmete ihtiyacı var. İşte barajlarımız tabii ki İzmir'de, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de su eksikliği geçmiş yıllara göre bu yıl daha fazla. Sayın Başkanımız belirtti. Geçen yıl bugün bu tarihte %65'ti. Bugün %35 barajların doluluğu diye. Onun için inşallah barajlarımız dolar, susuz kalmayız, ama tasarruf şart. Yani su tasarrufu yapmamız, yapılması için de insanlarımızı uyarmamız da gerekiyor. Evet, kentsel dönüşüm. Bekleyen kentlerimiz var. Örneğin yerleşim yerleri var. Hani bu depremle ilgili bir an önce bunların da başlatılması. Burada insanlarımız örneğin doğalgaz alamıyor. Yani belediye hizmetlerinden yeterli bir şekilde faydalanamıyor. Yani Karabağlar bölgesinde var, Konak'ta var. Bizim Gazimir'imizde iki mahallemiz var, Aktepe Emrez diye. Orası var. Onun dışında yani yapılacak hizmet çok. Bu projelerin önceliğini, yapılacak işlerin önceliğine göre belirleyip ona göre hizmetlerimizi büyükşehir olarak Sayın Başkanım artırmamız gerekiyor. Evet, seçim olalı, siz göreve başlayalı 600 gün olmuş. 550 gün denmişti. Zaman çabuk geçiyor, 600 gün. Hani gözle görülen, işte şunu yaptık ya da işte şurada trafik sorununu çözdük diyebileceğimiz, tabii ki şu anda çok fazla bir şey yok. Ama bu süreçte bu hizmetlere, projelere sizin de bakıldığı zaman vaatleriniz var. Öncelik durumuna göre sıraladığınız. Bunlara bir an önce başlanırsa, çünkü İzmirli'nin bu anlamda beklentisi var. Yani bu hizmet noktasında da birlik, beraberlik, bir araya gelmeliyiz. Gerektiği şekilde İzmir için ne yapılacaksa, hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa bu hizmetler, bu anlamda da
hani milletvekillerimiz olarak bunlarla da nasıl işte depremde bir araya geldiysek, çünkü illa bir deprem mi olması gerekiyor? Onun için İzmir için hep birlikte olmalıyız diyorum ben. İzmir için partilerimiz var. Seçimler zamanı geldiği zaman yine anlatırız işte bu projeleri yaptık diye iktidar Sayın Tunç Başkanımız anlatır. Bunları yaptım. Aday olan diğer başka aday arkadaşlarımız da biz de bundan sonra bunları yapacağız diye anlatırız. Seçim zamanı geldiği zaman ya da seçim yaklaştığı zaman. Onun için hizmet için bir araya gelmemiz gerekiyor. Hani tabii ki ayrı ayrı partilerimiz var. Ama seçim zamanı yarışacağız. Seçim bittikten sonra hizmet için bir arada olacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. İnşallah İzmir'imiz, ülkemiz bir daha böyle bir deprem görmesin. Afatlar inşallah duamız ve temennimiz İslam aleminin ve insanlığın üzerinden gitsin, bertaraf olsun. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Kemal Bey buyursunlar. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, belediyemizin değerli birim amirleri, basınımızın saygın temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2021 yılı bütçesi hakkında İYİ Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Benden önce söz alan Cumhuriyet Halk Partisi adına Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Bülent kardeşim, bütçenin büyüklüğü hakkında, gelir giderleri hakkında, ilgili birimlerin hangi kalemleri, ne büyüklükte harcamaları konusunda detaylı bilgi verdi. Mustafa Özuslu kardeşim, bir ülkemizin genel durum değerlendirmesine girdikten sonra, belediyemizde yapılmış, yapılmakta olan ve hedeflenen projeleri hakkında bilgi arz etti. Tabii bu arada AK Parti'den Özgür Hızar kardeşime de biraz şey verdi, koz vermiş oldu. O da haklı olarak o çerçevede düşüncelerini dile getirdi. Tabii temelde Özgür kardeşimiz de bir takım konularda yapıcı, yol gösterici düşüncelerini dile getirdi. Bu düşünceler içerisinde burada bütün meclis üyelerin, başkanlarımın, büyükşehir başkanımın, hepimizin hemfikir olduğu konu değerli arkadaşlarım, bu depremle ilgili konu gerçekten hepimiz için hassas bir konu. Kentsel yenileme, kentsel dönüşüm konuları hepimiz için çok hassas bir konu. Buna hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor, önem vermemiz gerekiyor. Hatta bu konudaki nitekim bütçemizde revizyonlar yapıyoruz, ilgili aktarmalar yapılıyor. Buna daha çok destek vererek İzmir'imizi bu tür sıkıntılardan kurtarmamız temel hedefimiz olmalı. Yine Selahattin Şahin kardeşim, Milliyetçi Hareket Partisi adına, o da gerçekten depremle ilgili, özellikle bu yaşanan sıkıntıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi haklı olarak. Yani bunu hep büyüklerimiz de söylüyor, biz teknik kişiler de söylüyoruz. Deprem öldürmez, bina öldürür diyoruz. Demek ki sağlıklı binalar yaptığımız zaman bir sıkıntı söz konusu değil. Önemli olan binaların sağlıklı yapılması. Ülkemiz deprem kuşağında bir ülke. Fay hatlarımız da var. Bunlar çeşitli noktalardan geçmiş olabilir de, yine söylüyorum bir teknokrat olarak, binaların sağlıklı yapılması o binanın yıkılmasını engeller. Bütün konu budur. Bir diğer görev, bizlere düşen görev, 2000 yılından önce yapılan, özellikle 75 deprem yönetmenliği 2000 yılına çok iyi bir şekilde bina tespitlerini yapmamız gerekiyor. Bu binalarla ilgili vatandaşlarımıza yapıcı, yol gösterici önlemlerde bulunmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir konu değerli arkadaşlarım.
Zaten dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu salgın, bundan sonra meydana gelen deprem mecburen bizim bütçemizde de revizyonlara neden olmuştur. Bunu da hep birlikte yapacağız. Başkanımızla, meclis üyelerimizle, çalışanlarımızla hep birlikte bu güzel İzmir'i hep birlikte yaratacağız değerli arkadaşlar. İyi Parti grubu olarak olumlu yönde bu bütçeye oy kullanacağımızı belirtiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir söz almak isteyen toplam sayıyı görmek istiyorum ki bir süre koyalım mı koymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 arkadaşımız var. Buyurun. Öyle yapacağız. Karışık vereceğiz zaten de. 23 arkadaşımız var. Bir süre şeyi koyalım mı? 3 dakika, 5 dakika, 4 dakika, 10 dakika. Buyurun Erhan Bey. Komisyon adına süre alanların, komisyon adına söz alan lehte ve aleyhte söz alan üyelere söz verelim. Ona ayrı bir zaman belirleyelim. Bir de normal meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı bir süre belirleyelim isterseniz. Şimdi ben toplam, yani dediğinize hemen hemen aynı kapıya çıkıyor zaten. 23 arkadaşımız var. Komisyon üyesi olanlar var, olmayanlar var. İçinde olup muhalefet eden arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bir süre sınırlayalım derim eğer uygun görürseniz. Sayın Başkanım, bir süre buyurun. Sınırlaması netice itibariyle yapmayalım, bir bütçe yapmayalım ama tamam. Sizin grup başkan vekillerine yaptığınız uyarı doğrultusunda herhalde meclis üyesi arkadaşlarımız da bu anlamda tamam. Hassasiyet gösterecektir diye düşünüyorum. Peki değerli arkadaşlar, sırayla söz vereceğim grupları karıştırarak. Sayın Başkanım, çok özür dilerim. Sakın akıl vermek gibi olmasın ama esasen demin Kemal abi de sanırım onu söylemek istedi. Şimdi burada arkadaşlarımız genelde kalkıyor, sataşma oldu diyorlar. Bu sataşmanın önünü kesmek amacıyla diğer tarafta bir arkadaşımız konuşunca ya da bizim bu tarafta bir arkadaşımız konuşunca kalkan arkadaşımız sataşmayla ilgili de konuşmasını yapsın. Daha sonra da başka bir arkadaş sataşma oldu gibi tekrar kalkıp söz alma gereği duymasın. Bu konuya dikkatlerinize sevinirim. Saygılar sunarım. Tamam. Evet değerli arkadaşlar. Evet, bu taraftan başlayalım. Birgül Hanım sizle başlayalım. Böyle farklı gruplardan farklı sesler duyacağız. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediyemizin 2021 yılı bütçesiyle ilgili görüşlerimi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Baştan şunu söylemeliyim ki, bütçemiz belediye başkanımızın vaatlerinde olduğu gibi stratejik plan ve performans programıyla uyumludur. Söylenen doğrular uygulamaya alınmış, seçilirken doğru söyler, seçilince şaşar şaşkınlığına düşülmemiştir. Halka ne dendiyse gelindiğinden itibaren etap etap programlara koymaya başlandı. Bakınca 9 milyar liralık bütçenin %28'inin ekonomik işlere, %8'inin kültürel işlere, %37'sinin genel kamu hizmetlerine, %8'inin iskan ve refah işlerine ayrıldığı görülmektedir. Fazla zamanınızı almamak için bu kesimlerden bazılarına dokunmak istiyorum. Şunu özellikle belirtmeliyim ki pandeminin tüm faaliyetleri ve mali kaynakları olumsuz etkilemesine rağmen hedeflerden vazgeçilmedi. Örneğin kimi gelir tarifeleri ya kaldırıldı ya da hiç zam yapılmadan aynı kaldı.
İmar Şehircilik Müdürlüğü'nün tarifelerinin bir bölümündeki ücret kaldırıldı. Eşref Paşa Hastanesi'nin heyet raporlarının bir kısmında yine ücret kaldırıldı. Kent Arşivi'nin, Ahmet Adnan Saygun'un, toplu ulaşımın, misafirhanelerin, tatil günü çalışma ruhsatlarının, ilçe terminallerinin, doğal yaşam parkının, toprak analizlerinin, harita müdürlüğünün, hafriyat ve inşaat atıklarının, meclis ve encümen kararlarının suret harcı gibi birim tarifelerinde hiç zam yapılmadan aynı kaldı. Akşam sabah iğneden ipliğe kadar zam yapıldı. İnsanların yoksulluk, hatta fakr zaruret içinde yaşadığı şu dönemde sosyal demokrat belediyelerin yaptıkları birilerine ibret olmalı. Ama nerede? Destek olmak bir yana, ellerini ayaklarını bağlayarak onları limon gibi sıkmaya çalışıyorlar. Oysa kendileri sıkılacak limon oluyor da farkında bile olmuyorlar. Kooperatifçilik. Bunun gelişimi için büyük destek var bütçede. 1970'lerde, 75'lerde kooperatifleri destekleyen bir iktidar gücü vardı başımızda. Rahmetli Ecevit. Sönmeye yüz tutmuş bir yanardağa dönüştü. Süpermarketçiler, tekelciler, aracılar galip geldi. İşte belediyemiz bu volkanın üzerindeki külleri silkeliyor. Yeniden püskürtmeye başlıyor şimdi. İzmir Opera Binası Eylül 2018 yılında Karşıyaka Mavişehir'de temellerini attı. O zamanlar Türkiye'nin ilk opera binası yola çıktı diye beyanatlar verildi. Ankara'daki Türkiye'nin ilk opera binası yolda mı kalmıştı? Başkanımız opera binasına İzmir Şehir Tiyatrosu'nu kuracağız. Orada belediye konservatuvarını açacağız. Çocuklarımızı edebiyatla, sanatla, kültürle buluşturacağız diyordu. Bunun gerçekleşmesi için de kademeli olarak bütçeye ödenek koymaya başlandı. İnşaatı 2019'da %14'ünü gerçekleştirdi. 2020 hedefi %30'du. 21 hedefi şimdi %30. Bunun içinde 100 milyon lira ödenek konulmuştu. Değerli arkadaşlar, özellikle Çiğli Tramvayı'na bir parantez açmak istiyorum. Karşıyaka Tramvayı Koçtaş'ı geçtikten sonra fiilen son bulmaktadır. Çiğli Tramvay'ın da çevre yolundan başlayarak projesindeki güzergaha göre ulaşıma sokulması gerekmekteydi. Karşıyaka halkı Ataşehir Mahallesi'nin ana yerleşim ve çevresine gitmek için iki vasıta değiştirmek zorunda kalmaktaydı. Aynı şekilde Çiğli halkı da Bostanlı ana merkezine ve çevresine gitmek için aynı zorluklarla karşı karşıya. Çiğli tramvay projesi aylarca, hatta yıllarca denebilir Ankara'daydı. Onay için bekledi. Bir süre önce Ankara'da, sarayda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı yapılmıştı. Başkanımız bu toplantıya İzmir projeleriyle gitti. Birinci sırada Çiğli tramvay projesi vardı. Onaylanmasını istedi. Geç de olsa onaylandı. Meclisimizde her derde deva olan AK Partili arkadaşlarımızın, özellikle Çiğli'den buraya gelen arkadaşımızın bu projenin onayı için mürvetlerini göremedik ne yazık ki. Görseydik eğer şimdi çoktan bitmiş olurdu. Neyse ki geçtiğimiz günlerde 2 yılda bitirilmek üzere
414 milyon ihalesi yapıldı. İktidarın imdadına... Pirgül Hanım, 23 arkadaşımız daha var. Lütfen toparlayın. Yetişti şu atasözü. Evet. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem felaketi yaşandı. 116 vatandaşımızı kaybettik. Acil iyilikler diliyoruz. Başkanımız olayın yaralarının sarılması için sayılması bile zor ciddi bir performans gösterdi. Evsiz kalan yurttaşlarımızı Hilton ve konutlara yerleştirdi. Bir kira, bir yuva ve halkın bakkalı kampanyalarıyla iktidarın gönderdiğinden daha fazla yardım topladı. Tüm ülke tasada bir oldu. Yardıma koştu. Emsalsiz dayanışma örneği gösterdi. Halkımıza ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır. Deprem kentsel dönüşümün yaşamsal olduğunu bir kere daha gösterdi. Depremde dayanıksız olduğu belirlenen, oysa en sağlam olması gereken belediye ana hizmet binamızı bile boşaltmak zorunda kaldık. Nasıl terk edilmesin ki? Bu bina rahmetli başkan Osman Kibar tarafından 1970'li yılların başında yapılmıştı. Parasızlıktan tamamlanamadı. 8 yıl güneşin, yağmurun altında kaba inşaat halinde kaldı. Adeta pazar yeri oldu. Karpuz sergileri bile açıldı. 80'li yılların rahmetli başkanı Cahit Günay zamanında askeri idareye kaptırmamak için alel acele taşınıldı. Büyüklerimizden dinlediğimize göre de proje müellifi en verimli çağında kaybettiğimiz yüksek mimar Özdemir Arnast'tı. Özdemir Bey uzun yıllar Göztepe Kulübü'nde başkanlığını yapan bir efsaneydi. Parasını bile almamasına rağmen duvarlarına çarpan deniz dalgalarından binanın korunması için çırpınıp durmuştu. Saygıyla anıyoruz değerli büyüğümüzü, ruhu şad olsun. Son olarak şunu da söylemeliyim ki yine bütçete IP tabanlı iletişim entegrasyonunun sağlanması için 4 milyon 526 bin lira ödeneğin konulması da önemlidir. Bir öncülüktür bu. Zira küreselleşen dünyada artık metrik sistemin yanında ons, inç gibi emperyal ölçü birimlerini öğrenmemiz de faydalı ve gereklidir. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, büyükşehir bütçemizin kentimize ve halkımıza yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Öncesi vermiş olduğu